Dünya Türkü'nün New York'tan yükselen sesi. Radyotürküm.com. Sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Merhabalar efendim, ben Mehveş Koçak. Amerikan Salatası'na hoş geldiniz. Radyo Türk'ün Unique Setting stüdyolarından New York'ta karşınızdayız. Saatlerimiz 10-10 geçiyor New York'ta. Türkiye'de saat 5'i 10 geçiyor. Evet, bugün konuğum çok özel. O yüzden özel bir Amerikan Salatası'yla karşınızdayız. Merak edilenlerle, özellikle gezi olaylarından sonra geçmişte karanlıkta kalan sorular tekrar gün ışığına çıkmak için sancılanmaya başladı. Hepimizin aklına Ergenekon davalarındaki gelişmeler geldi. Onun hakkında çok şey söylendi, çok konuşuldu. Türkiye'de işler karıştı. O konuştukça işler karıştı. O konuştukça davanın seyri değişik boyutlara vardı. Ve bu belirsiz davanın tek önemli tanığı o oldu. Ergenekon davasının içine sızdığı ya da sızdırıldığı iddia edilen davanın kilit ismi Tuncay Güney bugün bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin başka isminiz var mı? Kolunuzda bir isim daha gördüm ama ya, Daniel. Ya Kanada'ya geldikten sonra Daniel ismini kullanıyorum. Daniel Tuncay Güney. Fakat Tuncay ismini çok telaffuz edemedikleri için daha çok yabancılar Daniel. Daniel diyorlar. Fakat İsmim hala Daniel Tuncay Güney. Sonuçta Tuncay Güney'den vazgeçmiş değildim. Evet. Peki şu anda Türk vatandaşı mısınız hala? Türk vatandaşıyım. Fakat Türk pasaportum yok. Herhangi bir başvuruda da bulunmadım. Diplomatik sorunla yaşayacağıma inandığım için pasaport verilmeyeceğini. Sadece Kanada oturumum var. Kanada'da kimliğini kullanıyorum. Evet. Peki ne zamandır Kanada'dasınız? 2004 yılında Şubat ayında Kanada'ya giriş yaptım. Herhalde 14 Şubat'tı. Ve 2013 bugüne kadar Kanada'dayım. Bugün New York'tayım tabii ki. Evet. Hakkınızda hiç Ergenekon'la ilgili çağrılma bir davet aldınız mı tekrar? Türkiye'den herhangi bir davet almadım. Hayır. Resmi olarak bir davet veya illegal olarak herhangi bir davet almadım. Bu mahkemeyi kastediyorsunuz. Evet. Hayır, herhangi bir davet almadım. Bunu geçmişteki yayınlarda da, televizyon röportajlarında da söyledim. Herhangi bir şey almadım. En son verdiğiniz ifade ne zamandı konuyla ilgili? Herhangi bir ifade vermedim hiçbir zaman. Hiçbir yere hiçbir ifade vermedim. Ben 2001 yılında Türkiye'den ayrıldım ve bugün 2013 tarihi. Hiçbir yetkili makama da ifade vermedim. Evet. Peki, Tuncay Güney kimdir? Ajan mı? Normal vatandaş mı? Kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz şimdi? Ben kendimi sadece Tanrı'nın işini yapan, inandığı bir işle ilgilenen birisi olarak görüyorum. Ve normal bir vatandaşım, sıradan bir vatandaşım. Eğer kastedilen ve geçmişte de sorulan sorular CIA, Mossad veyahut da yabancı servislerse veya MIT ajanlıysa, bir diğer ise, ben özellikle yurt dışı servislerde veya misyon şeflerinde çalışan Türk vatandaşlarıyla gurur duyuyorum. Ve olmalılar, bizim insanımız her yerde olmalı. Amerika'da da olmalı, her alanda. Afrika'da da olmalı, Orta Doğu'da da olmalı. Bu bize zenginlik katacaktır. Sadece kendi ülkemizin istihbaratlarında çalışacağız diye bir şey yoktur. Kendimizi geliştirmeliyiz ve sınıf atlamalıyız. O zaman bugünkü... Ben bir ajan değilim. Eğer ajan olmuş olsam bunu da... Sonuçta bir gizli serviste çalışmak, sözleşmeli olarak çalışma hakkınız vardır. Ve bu yasaldır Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da. Ve bu yasal düzeyde sözleşmeli olarak çalışabilirsiniz. 5 yıllık sözleşme yapabilirsiniz. Fakat benim hiçbir yerle bir sözleşmem yoktur. Ve hiçbir ajanlık faaliyetim de yoktur. Evet. Peki. Sadece Tanrı üzerine çalışıyorum. Kendi branşımda kendi hobilerim vardır. Bunun dışında herhangi bir şey yoktur. Peki yine de fakat bilgi alışverişi yapıyor musunuz? Çalışmaktan da gurur duyarım. Bunu geçmişte de söyledim. Ben görüşmüş olduğum sosyolojik, siyasal bir sürü insanlar var. Stratejistler var. Bu alanda uzmanlar var. Tabii ki ben de politik bir insanım ve onlarla sohbet ediyorum. Hayatımda normal kendimi rahipler gibi bir yere çekmiş, manastıra böyle bir hayat yaşamıyorum. Dışarıda bir sosyal hayat var. Ve o hayat tarzında... Türklerle de sohbet ettiğim arkadaşlarım var, Arap arkadaşlarım da var, Yahudisi de var, Amerikalısı da var, birçok milletten var, Çinliyle de konuşuyoruz. Ama bu insanların ajan olup olamadığını bilemeyiz, biz sadece fikir tartısında bulunuyoruz. Evet, peki eğer bu şekilde geçmişte de ajan değildim diyorsanız, Ergenekon davasının en önemli kilit ismi sizsiniz ve sizin verdiğiniz ifadelerden yola çıkılarak
şu anda hala cezaevinde olan insanlar var. Ve dosyalar, evinizde bulunan dosyalar, torba davasından bahsediyorum. Hala onlarla ilgili, çünkü Ergenekon davaları birleştirildi ve o torbalardan hala o iddialar o insanlara yöneltiliyor ve o insanlar tutuklu kalmaya devam ediyor. Eğer ona gelirsek, siz iddialarınız, geçmişte yaptığınız, verdiğiniz ifade doğrultusunda tutuklanan kişilerin iddialarında hala kararınızı sürdürüyor musunuz, yoksa verdiğiniz ifadeler yanlış mıydı? 2001 yılında, yani Türkiye'deyken, biliyorsunuz bir operasyon yapıldı. Hı. Ve bu hükümet içindeki ortaklarla yapılmış bir operasyondur ve ben bu konuda işkence görmüşümdür. Ve Türkiye'de işkence yoktur demek, bu bir çelişkidir. Evet. İlk önce biz işkence üzerine durmalıyız ve işkence üzerinde insanlara her zaman baskı yapılmıştır ve işkenceyle dosyalar servis edilmiştir ve bunu ben bütün televizyon yayınlarında söyledim. Ve Türk basını öyle popüler gençlik gibi popüler kültür oldular ki ve içlerinde bir teneke gibi geçmişteki insanlarımız, geçmişteki aydın gazeteci abilerimiz olmadığı için her duymuş oldukları çok basit bir cümleleri manşetlerine taşıdılar ve Tuncay Güney'i ile polemik yaparak Tuncay Güney'i basitleştirme durumuna getirdiler. Bakın Türk basınında açıklamış olduğum bütün basın açıklamaları veyahut da televizyon yayınlarında bakın ben söylemiş olduğum her şey çıkmıştır. Dedim ki içeride yatacaklar. 10 yıl 5'i gitti 5'i kaldı. Hala da ben bunu 2007 yılında söylemiştim. Tarih beni doğru çıkartıyor bilgilerime dayanarak. İkincisi ben Kürtler haklarını alacaklar dedim. Ve Kürtler haklarını alıyor. Ben dedim Obama söz verdi Kürtlere. Ahmet Türk'e haklarını. Söz verdi demiştiniz. Evet. Ve Kürtler haklarını alıyorlar. Ondan önce de artık demokratikleşme dönemidir dünyada. Ülkeler globalleşiyorlar, ülkeler şirketleşiyor, Middle East'te, Orta Doğu'daki ülkeler. Artık Batı'daki ülkeler gibi holding ülkeler durumuna geliyor dedim. Evet, bu duruma geliyor. Peki bunların nasıl, nereden çıkardınız? Devletler yıkılacaklar. Ben de bir stratejistim sonuçta. Ben de araştırıyorum, benim de konuşmuş ve görüşmüş olduğum birçok insanlar var. 2001 yılında mı bunu düşündünüz, yoksa daha öncesine gidiyor ben mu? 2001 yılında Türkiye'de çıkmadan önce 2000 yılında Amerika'ya gelmiştim. 2001 yılındaki tarihim kaçıştır. Fakat Amerika'ya geldikten sonra ufkum daha da açıldı. Dünyaya çok daha farklı bakmaya başladım. Ve Türkiye'de yaşarken bütün dünyanın Türkiye'nin etrafında döndüğünü zannediyordum. Oysa Türkiye dünya siyasetinde bir nohut kadar değeri olmadığını gördüm. Ve Türkiye'ye döndüğümde biz kendi kendimize propaganda yapıyor, kendi kendimizi fişekleyen, kendi kendimizle kavga eden, şucular, bucular, ocular diye ayrılan, birbirleriyle fikir ve ideolojide bir türlü veya mezhepler çatışmasında bir türlü bir araya gelmeyen bir toplumuz. Aslında bizler education ya da böyle entel bir toplum değiliz. İşte bunu medyadaki arkadaşlarımızdan görüyoruz. Ben medya konusunda neden haklıyım? Çünkü ben medyanın mutfağından geliyorum. Bunlar şimdi cahillik abidesi. Ben Türk medyasını gördükçe Ebu Cehil'e rahmetle anıyorum. Evet, Ebu Cehil bile bu kadar değildi. Evet, İkinci şık söylemiş olduğum her şey çıkıyor. Ve her şey çıktı. Sadece Ergenekon konusu değil ki. Ben Takvim Gazetesi'ne söylemiştim. Ergenekon hükümeti takip ediyor demiştim. Sırası hukukun kabul etmediği bir şeyi siz de kabul edemezsiniz. Nasıl bir işkence yaptılar size? Ahlaksızca. Biraz örnek verebilir misiniz? Bunu daha önce de o televizyonlarda açıkladım yani. Cinsel taciz yapıyorlar. Ve ben Türkiye'ye gittiğimde emniyet teşkilatındaki bu polislere, ben bütün polisler işkenceci ya da bütün polisler rüşvetçidir diyemem. Böyle bir şey olmaz. Fakat Türkiye'de evet benim dönemimde ahlaksızca işkence vardı. Biz gazetelerden duyardığım solculara yapılmış işkenceler falan diye, fakat çok ciddiye almazdım. Çünkü kendime olmamıştı. Ama ben gördüm ki o dönemdeki Türk polisinin bize, bana işkence yapan Adil Serdar Saçan ve diğer Ahmet İhtiyaroğlu'nun falan, bunların cinsel taciz yaptıklarını, bunlar sapkın ve sapık insanlar. Direkt size ahlaksızca küfürler ediyorlar, kaba kuvvet vuruyorlar ve ondan sonraki ikinci cinsel anlayışlarını biliyor musunuz? Belden aşağı taciz etmek sizi. Bu mu Türk polisi? Peki siz sizin rapor cumhuriyetiniz mı? 80 yıllık cumhuriyetinizin yetiştirmiş olduğu Türk polisi bu mu? Cinsel tacizci mi? Sapık mısınız siz? Kalkacağım onlara gittikçe çocuklarının yanlarında gül, karanfil vereceğim. İşkence Türkiye'nin yüz karısıdır. Ama her zaman
İşkencecileri de rejim korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti işkencecileri korumuştur her zaman. Peki siz rapor almadım. Rapor... Kimi kime şikayet edeceksiniz? Koalisyon hükümetiydi. Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Devlet Bahçeli'ydi. Koalisyon hükümetiydi. Zaten operasyon kimin adına yapıldığına bakmak lazım. O dönemde bu emniyet müdürlüğü kimleri topluyordu, kimin adına, hangi başbakanın adına, o zamanki hangi hükümetin koalisyondaki beşli çetenin liderinin adına yapıyordu bunları. İnsanlar dosyaları çıkarsınlar, rüşvet dosyalarını, işkenceydi. Türkiye güllük gülistanlıkmış gibi toz pembe göstermenin bir anlamı yok. Beş tane gökdelen dikmekle sınıf atlamak ya da kültürel devrim yapılmaz. Peki bunlar 2001 yılında oldu değil mi bu olaylar? 2001 yılında bunlar oldu. Siz işkence gördükten sonra ifadenizi verdiniz ve o ifadeye dayanılarak... Hiçbir ifade vermedim. Ben mahkemeye ifade vermedim, savcıya ifade vermedim. Polise verdiniz ifade. Poliste zorlama ifade alınmıştır. İmzaladınız yani. Geçerli değildir. Uluslararası hukuk geçerli sayılıyor. Peki o ifadede... O işkence altında aldığını verdiğinizi söylediğiniz ifadede, polise verdiğiniz ifadede ne yanlıştı bugün? Hepsi. Bana göre hepsi. Ben hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Görüşmek istiyorlarsa hukuk devleti gelir. Burada Kanada'da görüşme yapar. Size hala başvuran olmadı ben görüşmek için. Bütün yayınlarda hiçbir şeyi kabul etmediğimi söyledim. Evet. Peki en ama önemli... basın açıklamalarımı, televizyonda konuşmalarımı kabul ediyorum değil mi? Çünkü çok demokratik bir ülkede yaşıyorum. Kanada'da. İnsan hakları ve demokraside çıtayı kırmış bir ülke. Evet. Kendi ülkemde utanç duyuyorum. Peki siz verdiğin bu ifadelerde en çarpıcı, büyük başlık haline söyleyeceğiniz en çarpıtılan olay hangisiydi? Hepsiydi. İsimlerden bir tane ayırtamam. Herhangi birisini mesela bir tarafa, isim, içerideki... herhangi birisini şey yapamam. Biliyorsunuz ki bu 2001'den bugüne kaç yıl geçti? Hepsini bir fiil düşünemem yani. Orada biliyorsunuz ki ben 9 gün işkencede kaldım ve bir sürü kaset çıktı. Ve bütün her şey yayınlanmadı. Sadece bir kasetlerin bir kısmı yayınlandı. Özdemir Sabancı ismini geçmesi. Olabilir. Olabilir. İki tane çocuk mu öldürmüş yani Özdemir Sabancı'yı? O zaman o örgüte gidip iyi olmak lazım. Peki gazetecilerle ne diyorsunuz? Tutuklu gazetecilerin Ergenekon dışında yer alması sizin ifadelerinizden yola çıkarak... Tutuklu gazeteciler benim ifadelerimden dolayı alınmadılar. Böyle bir şey. Bir kısmı kendi hala dosyalı, sizin ifadelerinizde. Savcılıklarda kendi dosyaları var. Kendilerinin görüşmeleri var. Eğer Mustafa Balbay'ı falan şey yapıyorsanız benim kasetlerimde dahi yoktur ismi. Onlar ama çizilen şema, verilen şemada... Şema başka bir şey, bilgi başka bir şey. Bir şema çizersiniz, Adem'den bugüne kadar gelmiş olan peygamberlerin soy kütüğü. Sonra peygamberleri yakarsınız. Bu bir şemadır. Evet. Ama şematının arkası altında açıklamalar yok ki. Evet. Peki basın sizinle o dönem çok uğraştı. Yandaş basından bahsediyorsunuz. Ben yandaş ya da bir basın ayırt etmiyorum. Benim hiçbir basın beni desteklemedi ki. Ben direkt kendi söylediklerimi şey yapıyorum yani. Ben genel anlamda bakıyorum her şeye. Yandaş basın dediğiniz. Türk basını bana karşı ahlaksızca yaklaştı. Belden aşağı vurmaya çalıştılar. Değil mi? Bu bir ahlaksızlık. Bunların kendi sorunları varsa kendi sorunlarını başka alanda halletsinler. Ve bunu yapanlar Türkiye'nin en büyük gazetesinin köşe yazarları, müdürleriydi. Muhabirler değildi, fotoğrafçılar değildi. Türkiye'nin 50, 60, 70 yaşındaki insanlardı. Neden sizinle ve ben bunlara telefon açıyorum. Telefonlarıma çıkmıyorlardı. Neden sizinle uğraştılar? Ama Tuncay Güney rajon kesti onlara değil mi? Ben çıktım televizyonlarda onlar hakkında. Daha fazlasını da söyleyebilir. Daha fazla elimizdeki kasetleri yayınlayabilirdim. Ama önemli olan onlar köşelerinde benimle ilgili çok aptalca cümleler kurduklarında ben onlara rajon kestim. Ayrıca ben onlara telefon açtım. Onlar benim kadar haysiyetli, cesur değiller. Telefonlara çıkamayacak kadar basitler. Kafka ne diyor biliyor musun böyle insanlara? Bunlar bir böcek diyor. Bu insanlar benim karşımda bir böcek. Peki neden şimdi basın sizinle onlar ne zannediyorlar? Tuncay Güney şöyle. Çünkü kendi rotalarına ilk önce basını ben kullandım. Ne zaman? İlk çıktığımda. İlk önce sizin dediğiniz basın
değil mi? Türkiye'nin büyük basını manşetlere taşıdı. İlk size. Önce beni taşıdı. İlk sözüm neydi? Elhamdülillah Müslüman değilim dedim. Bütün basın benden bahsetti, değil mi? Özellikle ulusalcı basın sevdi beni, değil mi? Evet. Basını ben kullandım. Onlar beni kullanamadılar. Sonra nasıl döndü? Sonra baktılar, dediler ki Deste'de oyun biter, Tuncay Güney'de oyun bitmez. Kullanılıyoruz dediler, anladılar. Değil mi? Sonra saldırmaya başladılar. Çünkü onların rotasında gitmiyorum. Peki. Onlar istediklerini söylettiremediler bana. Peki sizce cezaevindekiler suçsuz mu Ergenekon davası? Bir oyun sayılır. Ben böyle bir şey diyemem. Ben diyorum ki her şey bir projedir, bir oyundur. Ben buradan Kanada'ya gittiğimde düşündüm, proje yaptım, plan yaptım, gittim. Bir ülkede çıkarma yapıyorsanız ya da seçime gidiyorsanız teşkilatlanma vardır, plan vardır, proje vardır. Evleneceğiniz zaman bile bir proje yaparsınız. Nişan vardır, düğün vardır. Bir restoran açacağınız zaman dahi bir projedir. Her şey bir projedir. Hayat da bir projedir. Tanrı'nın da dünya üzerinde yapmış oldukları bir projedir. Tanrı zar atıp da daha sonradan oturmuş bizim halimize gülüyor mu? Her şey bir projedir. Ergenekon da bir projedir tabii ki. Ergenekon yani ismini kim koydu peki? Projesiz bir şey olamaz. Bunu bilemem. Bu çok eski bir hareket. Eski bir hareketin ne olduğunu bilemem. Ne kadar eski? Benim bildiğim kadarıyla Mustafa Kemal'in 1920'lere dayandığı söyleniyor. Yani birinci meclisle ikinci meclis arasındaki kavgada. Kuvay Milli Harekatı'ndaki. Peki siz nasıl girdiniz bu işin içine? Ben girmedim. Ben sizin gibi bir gazeteciydim. Hasbelkader tanıştım bunlarla. Ben girişken bir insanım. Kiminle tanıştınız? Her şeyi seviyorum. Birçok kimseyle. Önce bir yüzbaşı, sonra bir binbaşı, sonra bir tabip doktor, sonra bir general. Sonra öyle tanıştım. Ve tanıştıkça ben hala arşivlemek, okumak, araştırmak, sentez yapmak, her şeyi seviyorum. Evet. Bu benim hobim. Peki o zaman Ergenekon size göre bitmiş miydi çok önceden? O proje çoktan bitti diyorsunuz. Ne zaman Hayır. bitti? Ergenekon 80 yıllık bir harekettir. Sadece bir bölümün operasyonu yapılmıştır. Siz 80 yıllık bir cumhuriyeti 10 yıllık bir iktidar bitiremezsiniz. Eğer başarılı olmuş olsaydı bunu Amerikalılar yapabilirdi. Peki daha önce örnekler verebilir misiniz? Mesela hangi konu Ergenekon'a dahildir? Konu derken sorunuzu Mesela, anlamadım. Mesela 80 yıllık geçmişten bahsederken Hı-hı. Türkiye'de yaşanmış hangi olay Ergenekon'un bir parçası? Türkiye'de başbakan asılmış bir ülke değil mi? 10 yılda darbeler yapılmış bir ülke. Sağcılar solculara 001 numaralı silah dağıtılırken solculara 002 numaralı silah dağıtılıyor. Merkezi yerden değil mi? Ve sonra darbe oluyor. Bir gün sonra ülkede huzur geliyor. Veyahut da işte planlar Ergenekon'da Balyoz davasındaki planları görüyorsunuz. Camilerin bombalanması gibi planlar yapılıyor değil mi? Teoride daha pratiğe dökülmemiş. Bilim ütopya ile başlar değil mi? Ütopyadır. Daha sonra teori olur, daha sonra pratik olur, gerçekleşirse bilim olur. Evet. İlk önce bütün projelerde böyle değil midir? Ergenekon da böyledir. Sonuçta Türkiye'nin bütün geçmiş tarihine bakın, bütün kanlı cinayetlerine bakın. Her zaman iki tane küçücük 20 yaşındaki de 25 yaşındaki marjinal solcuların üzerine yıkamazsınız. Veyahut da iki tane Kemalistin üzerine yıkamazsınız. Veyahut da Türkiye'de misyonerler kesiliyor, sadece iki tane çocuğun çok imanlı bir Müslüman olduklarından dolayı papazları boğazlarından kesti, cennete gidecekler falan. Böyle bir şey yok. Bunların arkasındaki gizli el kim? Bunlara silahı veren kim? Bunların eline bıçağı veren üniversite mezunu PhD yapmış, uluslararası hukuk bilen siyasal mezunu, Türkiye'nin içindeki dış misyon elemanları. Kim? Sonra bize basında çıkartıyorlar, diyorlar ki 21 yaşındaki bir çocuk faili meçhul cinayet yaptı. Ve ben gazeteleri Türkiye'de hayatım boyunca tersten okudum. Bence tavsiye ediyorum ki gazeteleri tersten okuyunuz. Peki çok değişik, ilginç konulara değiniyorsunuz ama ben yine tekrar döneceğim ve şeye geleceğim. Bu arada sıkıştırıyorsunuz ama çay vermiyorsunuz. Tabii. Öyle misafirperverlik bilmiyorum. Bir çay daha alalım. Tekrar soracağım. Eğer hatırlıyorsanız bu çok önemli çünkü. Neden geçmişe dönüyorsunuz? Neden? Türkler her zaman Osmanlı'yla gurur duyar, öyle değil mi? Sorunuza tamam. Paralel olarak söylüyorum. Osmanlı'yla gurur duyar. Tamam. Bitti.
Geleceğe bakalım. Nereden baktığınıza bağlı tabii. Ama geçmişten de ders alıyoruz. Ne yapacağız? Merak etmeyin, tarih tekerrür etmiyor. Ama geçmişten de alınacak dersler partisi, yok mu? Dersler. Biz var. Ders alan bir millet değiliz. Eğer ders alan bir, biraz kendimizi eleştirmeliyiz. Eğer ders alan bir millet olsaydık kutuplara bölüşürdük. Ama siz de Türkiye'den kutuplar, ders alıp geldiniz. Değil mi? Ders almak. Türkiye'den doğru, ders aldınız. Doğru, korkaklık dersi aldım. Ya çok doğru. Öcü ders aldım, korkaklık ders aldım. İlkokula gidiyordum. Siyah önlüğüm, kırmızı yakalı, beyaz yakalı gömleğim, kırmızıda kurdalem vardı. Çok sakin bir çocuktum çünkü. Annem elimden tutardı. Aman oğlum, kırmızı ışıkta dikkat et. Tam böyle ilkokulun kapısından girdiğim an, ilkokulun Türkiye'de böyledir zaten. İlkokulun karşısında cami vardı. Benim zamanımda güzel sesli hocalar yoktu. Böyle ihtiyarlar o bozuk sesleriyle ezan okurlardı. Çocuktum, daha tüylerim diken diken olurdu. Sonra ilkokula girersiniz, Türk'üm doğruyum, öğretmen gelir ayağa kalkar, değil mi? Askeri sistem gibi o tahtaların üzerinde sıralarda otururuz. Ve saatlerce Mustafa Kemal görürüz ya da diğer şeyleri görürüz, değil mi? Moskova yönetimi gibi. Sonra okul biterdi, annem beni tekrar almaya gelirdi, elim tutan tutardı. Pastaneye getirecek bana poğaça ya da simit alacaktı. Ve o arada tam o üçgende bakın, karakol vardı. Önünde polis dururdu. Karabikol. Karakol. Cami, okul, karakol. Sonra polis dipçiği. Büyüdüm. Sonra kimlik soruyordu polis. Sonra ihtilal yaşadık, askerler. Biz korku cumhuriyetinden geliyoruz. Ben Amerika'ya ilk geldiğimde 4 yıl kaldım, bana bir kere polis kimseye kimlik sormuyor burada. Siz de Amerika'da yaşıyorsunuz. Kanada'ya örnek verirsem, Kanada zaten insan haklarında, demokraside uçmuş. High class. Peki. Fakat bakın, Türkiye'de korku imparatorluğu var. Ve bizler korkak bir milletiz. Ben Kuzey Amerika'da ve Orta Doğu'da gezdim. Ve yaşadım da. Bu yaşadığımda bir şeyi tespit ettim. Dünyada bir Filipinliler korkaktır, bir de Türkler korkaktır. Bana bu iki millet dışında korkak bir millet gösteremezsiniz. Çünkü bize orada bu sömürüyü yapıyorlar. Bizi korku imparatorluğunda yetiştiriyorlar. Peki tehdit alıyor musunuz? Kim tehdit edecek? Sizi tehdit tek başına edin. Olan örgüt en iyi örgüttür diyor Çakal Carlos. Kim tehdit ediyormuş beni? Alıyor musunuz? Ben 32. de söyledim. Dedim ki, benim arkamı görmüyorsunuz siz. Tuncay Güney için yaprak kımıldamayacak dedim. 2008'de YouTube'dan izleyebilirsiniz. Sayın Birantlar Rıdvan Akara. Neden yaprak kımıldamıyor? Kımıldadı mı? Neden? Ben kendime güvenen bir adamım. O kadar isim veriyorsunuz, o kadar... Siz polis değilsiniz. Burada sadece interview yapıyoruz. Evet, doğru. Biz sadece gerçekleri bu yayının dışında sohbet ettiğimizde duvarların arkasında konuşuruz. Ama canlı yayında 70 milyona konuşmak diye bir şey yoktur. 70 milyon bunu idrak edemez. Eğer 70 milyon idrak edebilmiş olsaydı her şeyi, bugün Türkiye'de Taksim'de hükümete karşı Gezi Parkı olayları olmazdı. Neden? Küresel sermaye düğmeye basıyor, biz başbakan asan ülkeyiz. Küresel sermaye düğmeye basıyor, Gezi Parkı 12 yıldır Türk baharı, Arap baharı ya da ne baharıdır? Ya da birileri diyor ki, küresel sermayenin efendileri batıdakiler diyorlar ki, kaostan düzen doğar. Türkiye'de kaostan hiçbir zaman düzen doğmamıştır. Bunun tarihe bakacaksanız, tarihten ders alalım diyorsanız, İttihat Terakki'den bugüne kadar bakılsın bakalım. Türkiye'de kaostan, anarşizmden düzen çıkmış mıdır? Peki, askeri diktatörya çıkmıştır. Peki Gezi olaylarına geldiniz, çok ilginç bir noktaydı. Gezi olaylarını ilk gördüğümde, ilk gördüğümde Türkiye'de rüzgar çıktı sandım, dal cama çarptı sandım. Rüzgar çıkmamış, dal da cama çarpmamış. Sinek vızıltısı bu. Küresel sermaye, Avrupa'daki foncular o sinek zıvıltılarına megafon takıyorlar sadece. Peki Gezi olaylarında eğer öyleyse, sonuçta size karşı bir şeyim yok, bu benim konuşma aksanımdır bu arada. Rica ederim lütfen.
Peki, eğer gezi olaylarına böyle bakıyorsanız, sonuçta bu gezi olaylarını körükleyen eylemcilerden başlamadı. Şimdi eylemciler ufak bir gösteriyle başladı. Ama körükleyen, eğer takip ettiyseniz, ilk kurşunun sıkıldığı yer, sözlerin, ilk polisin harekete geçtiği yerdir. Yine polis kullanılıyor mu burada? Ben polis olayında size... Yine mi kullanılıyor? Türkiye bunu anlayabilecek mi bilmiyorum ama ben polis olayında bir şey söyleyeyim size. Polis sert kullandı dediniz değil mi? Şimdi ben bunu bitirmedim aslında. Ben bir anlatabilir miyim? Ben buna bir cevap vereyim, devam edelim. Polis sert kullandı dediniz. İlk başta, evet. Girişte, başlangıçta. Ben buna böyle parantez içinde cevap veriyorum ve bu olayın perde arkasındaki gizemi söylüyorum. Anlayabilenler anlayacaklardır. Müslüman Müslümana takiye yapmaz. Parantezi kapattı. Müslüman Müslümana takiye yapmaz. Polis olayının cevabı budur. Peki. Gezi olaylarını tırmandıran en önemli şeylerden bir tanesi başbakanın sözleriydi. Çapulcular dedi. Ardından ettiği talihsiz birkaç sözdü ki kendi onu destekleyenlerden evet bu lafları söylememesi gerekirdi. Herkes tarafından aldı eleştirdi oldu. Sakin olmamasıydı. Başbakanı yönlendiren de Mergenekon. Ya da bu düzen mi? Hayır, öyle bir şey yok. Peki o sözlerin sahibi o. Harekete geçiren sonuçta bir cümlesiyle o eylemler duracak. Bir cümlesiyle eylemler ayaklanacak. Geçmişte birçok başbakanlar konuşmuşlardır. Değil mi? Geçmişte bu bir politikadır. Başbakanın uslubundan dolayı görüşleri yapılmasının bir anlamı yok. Ama tırmandıran yani da o oldu. Şey olarak. Birincisi biliyorsunuz ki AK Parti hükümeti %52 ile o iktidara geldi, doğru mu? %20 de MHP'nin oyu var mı? %70 olur. Küçük parti sağ partileri kararsak %75, %80 olur, doğru mu? Türkiye zaten sağda bir parti şeydir, gruplaşma vardır. Bu yürüyenlerin yüzde oranı kaçtır? Bir takım eski Sovyet artıkları, yürüyenlerin bir takımı eski Sovyet artığı, bir kısmı da Kemalist. Kaçtır oranları? %10. Bu %10 bütün Türkiye'deki oy oranına karşı darbe mi yapacak? Ben diyorum ki hukuk işlemeli. Yargı, hukuk işlemeli. İnşaat durdurulabilir, devam edebilir. Bunu hukuki süreç gösterir. Hukuk ve yargı fakat işliyor mu sizce? Fakat 15 yıldır ben işlemeli dedim. İşlemeli. Ben İşliyor onu Türkiye'de yaşamıyorum, bilemem ki. İşliyor keşke mu sizce? Onu Türkiye'dekiler söyleyecekler. Ben yaşamıyorum. Peki Ergenekon davasındaki... Ben biliyorum. Hukukun işleyip işlemediğini ben bilemem. Ben orada yaşamıyorum. Fakat ben bu gösterilerin küresel sermayenin ve birilerinin sadece bir operasyon olarak yaptıklarına inanıyorum. Fakat öyle Recep Tayyip Erdoğan da kolay kolay pes edecek birisi değil. Nerede yanlış yapıyor sizce? Hükümetin bir yanlışını görmüyorum. Sadece söylem yanlışı olabilir. Konuşmakta söylem olabilir. Bu da çok normal. Yani birilerine o yürüyen 70 milyona çapulcu denmiyor ki, öyle dediyse kastediyor. Ya da ne için dediklerini açıklamadılar ya da açıkladılar bilmiyorum. Fakat %5 de yapmak istediği bu kişiler. Ne yapmak istediklerini çok açıkça. Bu Taksim Gezi Parkı olayı mı? Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan bir gösteri mi? Ya da birileri AK Parti dursun, Recep Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Doğru değil mi? Bunu Türk basınında okuyoruz herkes. Bakın Dan Brown'ın bir kitabı var. Leonardo da Vinci kitabı. Okumuşsunuzdur. Evet. Dan Brown asla kiliseye saldırmıyor. Hiçbir kiliseye saldırmıyor kitabında, Leonardo da Vinci kitabında. Kime saldırıyor? İsa'ya saldırıyor. Neden? İsa yıkılırsa kilise yıkılır zaten. Siz Tayyip Erdoğan'ı yıkalım hedefte. Önce onu değiştirelim diyorsunuz. Zaten Tayyip Erdoğan yıkılırsa AK Parti yıkılır. Herkes diyor ki değiştirelim. Neden değiştiriyorsunuz? Olay ne? Herkes bir ağızdan şimdi Tayyip siz AK Parti diyorlar. Nedir sorun? Tayyip Erdoğan sonuçta benim ülkemin başbakanı. Seçimle gelmişse, hangi parti gelmişse bu bir yıl sonraki seçimlerde sandıkta göstermelisiniz. Ama bu durumda ülkeyi anarşizme getirmenin bir anlamı yok. Yürüyüş yapmanın bir anlamı yok.
Peki, burada Wall Street'te de yürüyüş oldu. 15 gün yürüyüş olmaz, işgal olmaz. Peki, demokrasiden bahsediyorsunuz. Kanada'daki özgürlüklerden bahsediyorsunuz. Biz, bakın, söz biz G20 ifade etmek, G8 ülkesi değiliz. Haddimizi bilmeliyiz. Bu da 70 milyon haddini bilmeli. Susarak. Evet. 70 milyon haddini bilmeli. Çünkü biz G8 ülkesi değiliz dünya literatüründe. Gelişmiş ülkeler cuma günü toplanırlar. Cumartesiye hazırlık yaparlar, failleri, dosyaları hazırlarlar. G20'ler cumartesi gelir, hiçbir toplantı yapmazlar. Dosyaları verirler G20'lere. Ve toplantı bitti. G8 gelişmiş ülkeler, patron ülkelerdir. G20 gelişmekte olan ama hiçbir zaman gelişemeyecek ülkelerdir. Avrupa da bizi yıllardır böyle idare etmedi mi? Susalım diyorsunuz. Peki konuşalım. Bu Gezi Parkı olayları güzel diyorsunuz. Peki Avrupa Birliği yasalarına göre diyor ki içki yasasını düzenle. Ama Türk basını ne dedi? İçkiyi Türkiye'de yasaklıyorlar dedi. Böyle bir şey yok ki. Öyle Amerika'da da Kanada'da da içki yasası var. Avrupa'da, Türkiye'de de olmalı. Bunda herhangi bir şey yok. Ayrıca Türkiye'de de herkes, Türkler kendilerini Osmanlı İmparatorluğundaki zamana zannediyorlar herhalde. Böyle bir şey yok. Küresel sermaye ekonomik alanda istediği anda seni kısıtlayabilir, istediği anda ambargo koyabilir. Türkiye ne üretiyor, gerçekçi olalım? Ne üreten bir ülkeyiz biz? Tarım, tahıl, teknoloji, hiçbir şey. Makas sanayiyiz. Peki kim verdi bunları? Bizim kim efendimiz Amerika'sı, İngiltere'si bizim efendimizdir. Bugün Şişli Etfal Hastanesi'ne Amerikan sezeryan makineleriyle çocuklar doğar, Amerikan kefen beziyle ölürüz. Bu bizim kaderimiz. Don lastiğini Amerika veriyor senin. Peki. Avrupa gibi gelişmiş değil. Tabii ki gelişemezsin. Senin ekonomin yok. Peki eğer o kadar Türkiye bu kadar kontrol altındaysa. Bütün sorunları bu hükümeti yıkamazsınız. Mesela PKK terörünü. Bu hükümet, AK Parti hükümeti 80 yıllık iktidarda ve hakikaten kanın durmasını istiyor ve 6 aydır çatışma yok ve bir asker ölmüyor. Bu çok güzel bir şey. Demokratikleşme adımı atıyor. Çünkü 30 yıldır savaşan bir mesele var. Ve silahla bunu çözemediniz. Türkiye'nin ordusu dünyanın en gelişmiş, en sayılı ordularındandı. 2 tane Kürt'le baş edemedi 30 yılda. Tabii ki masaya oturacaksın. 30 yıldır süren bir şey mi olur? Sizce niye bu dönem? Sri Lanka Tamil Tiger'larıyla oturmadı. Şimdi sildi bitti. Sizce niye bu dönem? Sizce niye bu dönem? Bu dönemden değil. Bu hükümet iktidara geldi, kasa boş. Bu hükümet ülkeyi zenginleştirdi, ülkeye para. Türkiye'de kaç bin polis, öğretmen ve bunlar maaşları ödüyorlar. Yunanistan ekonomik krize girdi. Değil mi? Biz ekonomik kriz yaşamadık. Ayrıca devam edebilirsiniz. Bu hükümetin getirmiş olduğu ekonomik birçok alanda şeyleri var. Terörü de bu hükümet getirmedi ki, bu hükümetin kucağına bırakıldı. Ekonomi ve terör. Geldiler. 10 yıldır bunların kucağında bu hükümetin. Peki eğer 80 bu kadar... yıllık cumhuriyetin, Kemalizmin manifestosunun, diktatörlüğün, anayasal düzenlemelerin, anayasa kitabının yanlışlıklarından dolayı terör meydana geldi, marjinal gruplar geldi. Peki siz niye terk ettiniz o zaman, her şey iyiydi de Türkiye'de? Ben Türkiye'de iyiydi demiyorum ki. Türkiye'deki hayır, yani ben 80 yıllık ben AK yılda... Parti hükümetinde Türkiye'de değildim, biliyorsunuz. Ben neden dönmüyorsunuz? 2004'te kaçtım. Ya da dönüş için eğer AK hükümet, Parti hükümeti... Türkiye'ye hakim değil ki. Gezi olaylarını bastırıyorlar. Hayır, hakim değil. Eğer Türkiye zaten hakim olsa, huzur olsa, demokrasi olsa... Kanada gibi gelişmiş bir ülke olsa ben tabii ki ülkeme dönmek isterim. 13 yıldır gurbet çekiyorum. Peki sizce yargı, sizce hukuk? Ben hukukçu değilim. Tamam. Devlet eğer diyorsanız ki, sizin sonuçta 2001 yılında buraya geldiniz ve Türkiye'deki olaylardan sonra buraya çıkıp geldiniz. İrtica ettiniz Kanada'ya. 2004 yılında Kanada'ya evet iltica ettim. İrtica evet. Gerekçeniz neydi? Politik, gazetecilik. Gazetecilik yapamıyorum. Gazetecilik özel gerçekten değil. Yapamadınız mı? Hayır, mesleğinizin ne olduğuydu. Okay. Bu tabii ki özel bir case'dir, biliyorsunuz. Bu benim özel failimdir. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Tamam. Peki sizi Türkiye'den buraya nasıl getirdi buraya? Yani Amerika'dan hangi pasaportla? Vardı, kalktım geldim.
Peki kolay çıkabildiniz mi Türkiye'den? Pasaportum vardı. Tabii connection'larım ve ilişkilerim. Geçmişte bunu anlatmıştım. Hı-hı. Evet, çıkabildim. Evet. İlişkilerimle tabii ki. Peki şimdi hükümet yetkilileriyle görüşüyor musunuz? Yok, hayır. Ben hiçbir hükümet yetkilisiyle, ne muhalefetle, ne iktidarla, hiçbir partiyle görüşmem yoktur. Evet. Peki eğer ki Türkiye'de bazı şeylerin iyi gittiğini düşünüyorsunuz. Ekonomik alanda ve devletin artık bir holding gibi olması ve devletin halkı sevmesi alanında bir şeyler olmasına inanıyorum. Bunu da iyi gittiğini düşünüyorum ama görmüyorum. Çünkü ben gazetelerden bakıyorum ve televizyonlardan ve sizin radyonuzdan dinliyorum. Yani yanlış da yönlendiriliyor olabilirim veya doğru da olabilir. Ama bir fiil Türkiye'de yaşamıyorum. Peki. Fakat iyi gittiğine inanıyorum. Uluslararası arenada da Türkiye bir saygın yere geldi bu hükümet aracılığıyla. Peki. O zaman önemli sorulardan bir tanesi yine Ergenekon'la bağlantı olacak. Çünkü eğer Türkiye'de Kanada'dan bahsediyorsunuz, demokrasiden bahsediyoruz, özgürlükten bahsediyoruz. Yine konu dönüyor dolanıyor Ergenekon'a geliyor. Çünkü Ergenekon'da açığa çıkmamış ve hiçbir suçlamaya maruz kalmayan o kadar çok insan var ki şu anda içeride tutuklu ve itham altında bırakılan. Bu insanların bazı ifadelerle tutuklu olduğunu biliyoruz. O ifadelerde sizin kullandığınız, sizin verdiğiniz ifadeler. Ben bilmiyorum. Bazı ifadeler, torba dosyalar sizin evinizden çıkan torba dosyalar. Evet. O ifadelerden yola çıkarak içeride diyor ve biz de henüz daha görmedi iddianamenin tamamı çünkü çok karışık ve davalar birleştiği için. Ansiklopedi gibi değil mi? Evet. Ben TRT'de Fikri Sağlar'a söylemiştim. Artık susurluktan sonra yeni bir meydan Larus'umuz var, Ergenekon ansiklopedisi. Evet. Peki şimdi hukuktan bahsediyoruz, yargıdan bahsediyoruz. Ben demokrasi diyorum, hukukçu değilim. Ben evet. İnsan hakları diyorum. Ben polis üniformasına karşıyım. Halkın psikolojisini bozamazsınız. Kim kime karşı şimdi? Eğer ki Ergenekon bir proje ise, Ergenekon'dan tutuklananlar projeyi sonlandırırsa. Ben diyorum ki polis nüfus soramaz Türkiye'de yolda yürürken bize. Ben diyorum ki her yerde polis üniforması görmemeliyiz. Biz polis devleti değiliz, psikolojimizi bozuyor, onun için sivil olmalı. Tamam. Ben diyorum ki özgürlükler verilmeli ama sen benim özgürlük alanıma tecavüz etmediğin sürece özgürlük alanım vardır. Bu herkese verilmeli. Ben diyorum ki demokrasi bir pakettir ve bu paketin içinde sıkıştırılıp bırakılmamalıdır. Bütün fikirlere, ideolojilere, dinlere, mezheplere, herkese bir gecede demokrasi verilmeli. İnsan hakları denilmeli. Ve denilmeli ki kim kavga ederse birbiriyle $5,000 para cezası denilmeli. Bu ülkelerdeki gibi sen bana dokunamazsın, ben sana dokunamam. Polis bana yasayı söyleyecek, 3 kere arabaya bin diyecek. Binmezsen kelepçeyi takarım diyecek. Her şey bu şekilde. Kadın hakları, çocuk hakları, cinsel tercihler hakları, dini inançlar, siyasi inançlar, her şeye özgürlük. Her şeye ve herkese özgürlük. Ben bu özgürlüklerin bir kısmını Amerika'da yaşadım. Ama fullunu Kanada'da yaşadım. Evet. Kimlik taşımıyorum. Nüfus cüzdanı siz kaç yıldır Amerika'da yaşıyorsunuz? Ben 4 yıl yaşadım. Ve Kanada'da yaşıyorum toplam 13 yıldır. Polis kimlik sormuyor. Yalnız bir şey, siz kimlik soramazsınız yolda yürürken. Bunu soramazsınız. Bu varsa var. Amerika'da var diyorsunuz, var. Doğru neden mu? Var, ama Kanada'da bunu yaşayamazsınız. Ben nüfus cüzdanı taşımıyorum. Neden varmış? Neden var? Eğer parkta, hakkınızı arayacaksınız. Bakın, parkta yürürken. Evet. Mesela diyelim ki köpeğiniz sağdasa bunu bilirse ben yaşadım. Köpeğim bir anda elimden koptu gitti ve polis geldi yanıma. Hı-hı. Ceza kesecek bana. Bana kimlik sordu. Evet. Sabah çıkmışım evden, cebimde cüzdanım yok. Yolda sevgilinizle giderken veya da parkta sevgilinizle öpüşürken ya da kahve içerken hangi polis size gel bakalım bizimle karakola dedi mi? Ya, o şekilde değil tabii ki ama. Ama ben karakola düştüm Türkiye'de. Hangi yıllarda? Çok eski, gençlik yıllarımda. Ortaokul 2'deyken. Polis gelin bakalım karakola dedi. Peki. Bu nedir ve kızın ailesini arıyorsun. Türkiye'de bakın bir de zina masası var biliyorsunuz değil mi? Eskiden de. Ya yine var, hayır, zina masası kalkmadı, eskisi mi? Neden bahsediyorsunuz? Zina kalktı çünkü. Hayır, otel basılıyor hala. Siz medyadan haberiniz yok. O şey parayla. Parayla. Nereden biliyorsun benim parayla yapıp yapmadığımı? Proof'u mu var bu işin? Yok. Türk polisi bizim uç kurumuzun polisi mi kardeşim? Zina masası var. Yani ben sevgilimle otele gideceğim. Sen basacaksın. Böyle bir zina masası bir mantık olabilir mi? Bu ülkelerde otel baskını diye bir şey görüyor musunuz? Türkiye'de barları basarlar, kimlikler beyler. Otelleri basarlar, zina masası var. Ya ülkede
demokrasi olsa polis milletin uçkurunun, namusunun bekçisi mi? Sinan masası neymiş? İnsan haklarına aykırı. Alan memnun, veren memnun. Size ne oluyor? Peki Türkiye'de. Ondan sonra diyorsunuz ki demokrasi. Konumuz, al işte demokrasi mi Türkiye? Tamam. Konumuz şeydi. Konumuz yine Ergenekon'du. Aslında buraya geldik, demokrasiden bahsediyorduk. Siz bunların hepsini anayasanın, işte anayasa 80 yıllık Kemalist rejimin getirdiği sistem, maddeler, anayasa maddeleri bunlar. Bizim uçkurumuzun bekçiliği yapıyor. Bu devlet. Gezi olaylarında mı Kemalizm getirdi? Ben gezi olaylarını demedim. İşte bugüne kadar geldiğimiz sürece işte görüyoruz. Diktatörya bir devlet yönetimi ve bir korku imparatorluğunda yaşıyoruz. Polis, asker cipliği, ondan sonra dipçiyi, ondan sonra biz bu yurt dışında korkak bir milletiz. Girişimci değiliz. Ben bir girişimcilik adıma, kendi adıma, Anadolu'nun bir köyünde doğmuşum Harman'da, bir girişimcilik adına, yerimde saymamak adına, sınıf atlamak adına hareket ettiğimde bütün insanlar bu CIA ajanı mı, Mossad ajanı mı, şu ajanı mı, bu ajanı mı diyor, değil mi? Gurur duyun. Gurur duymanız gerekirken ben hiçbir toplumdan, birlikte hareket ettiğim toplumdan da, Türk basınından görmüş olduğum hakaretin %1'ini görmedim. Niye sizi? Kendi toplumumun, yani Türk basınının bana yapmış olduğu, hiçbir kimse bana böyle sizi hakaret etmedi. Sizi neyle suçladı Türk basını? İşte okuyorsunuz Türk basını, her şey. En çok ağrınıza giden neydi? Bir hepsi. Siz benim kişilik haklarıma saldıramazsınız. Böyle bir hakkı yok. Türkiye'de basın özgürlüğü vardır. Tamam. Politikacılara belden aşağı vurma özgürlüğü. Peki Kuzey İran gidiş sebebiniz de mi? Ben akşam gazetesinde çalışıyordum. Talabani ve Barzani ile röportaj yaptım. Benim röportaj yapmış olduğum, 3 kere 4 kere görüşmüş olduğum, o zaman Talabani Barzani terörist statüsündeydi. Benim görüşmüş olduğum adamlar şimdi devlet başkanlığı yapıyor. Peki o zaman Kuzey İran gitme görüşmesi, gazeteci olarak mı gittiniz? Dağdan gitmedim ki. Peki evet. Kuzey Irak silahlı kuvvetlerle herhangi bir bağlantınız oldu mu? Kuzey Irak'ta silahlı kuvvetler diye bir şey yok ya. Peşmerge vardı. Şimdi Kürdistan var. O zaman Peşmerge. Talabani'nin grubu ve Barzani'nin grubu. Yani PKK veya diğer, böyleydi yani. Peşmergeydi bunlar. Bir ordu mordu yoktu. Evet. Peki bu kadar yıl. Peki bütün her şeyi bir kenara. Bu kadar yıl maddi olarak nasıl ayakta kaldınız? Er risku alallah diyor. Arapçada. Allah rızıklandırandır. Nereden geldi orası? Allah rızıklandırandır. Öyledir ama. Allah güneşi, günahkarın da, günahsızın da üstüne doğuruyor. Değil mi? Esirgiyor mu? Demek ki Allah rızıklandırandır. Çalışıyor musunuz şu anda? Tabii canım, kendi halimde çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Her iş yaparım. Mesela ajanlık birinci sırada hala mı? Hayır, bu ülkelerde bakın, bu ajanlık meselesi gelişmemiş ülkelerdeki bir sorundur. Bu ülkelerde böyle bir şey olsa, ellerinde proof olsa, ben 13 yıldır yaşıyorum, anlatabiliyor muyum? Bu ülkeler asla size göz açtırmaz. Bunlar teknolojik ülkeler, her şeyi biliyorlar. Sizin mailleriniz, telefonlarınız, şunlar, gazetelerde okuyorsunuz. Bunlar böyle bir şey olsa açtırmaz. Bunu sadece bizim Türkiye'deki salaklar, eski Sovyet artıkları ve bir takım Kemalist ulusalcılar söylüyorlar. Benim bir ajanlığım yok ama bunu da ispat etmek de zorunda değilim. Öyle olması niye o zaman Ergenekon'da ifade verdiniz? Ben ifade vermedim. Alındı. Bakın ifadem alınmadı. Polis işkencesinde alınmış sorgulama hukuk platformunda geçerli değildir. Konu bitmiştir. Mahkemede ifade vermedim. Neden? Savcılıkta ifade vermedim. Çağırmadılar ki, ben zaten yurt dışına kaldım. Ondan sonra da zaten biliyorsun 2007'de başladı. Ben çıkmışım 2001-2007'de Ergenekon operasyonu başladı. Asıl sizin 7 yıldır niye bu operasyon başlamadı diye sormanız lazım. Hiç kimse sordu mu? Bir kimse, bir aydınımız sordu mu? Ne? 7 yıldır neden başlamadı diye bunu sorgulamanız lazım. Neden 7 yıl başlamadı da 7 yıl sonra başladı? Peki. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Amerikan Salatası'ndan ayrılmayın. Amerikan Salatası'nda Radyo Türküm'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Unique Setting Stüdyoları New York'ta. Şu anda canlı yayın konumuz Tuncay Güney ile kaldığımız yerden sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Sorular çok sorulu geliyor. Size yönelteceğim bu soruları. İsterseniz sorularla başlayalım. Çünkü herkesin merak ettiği şey şu. Siz şu anda bir Yahudisiniz değil mi? Ne zaman
Yahudi oldunuz? Bunlar çok özel sorular ve bu konular üzerine çok fazla konuştum. Zamanında da konuştum yeteri kadar. Bu benim özel hayatım, bir çalışma hayatım, bir inanç hayatım, bir işim. Ben işimi yapıyorum. Ben kendime bir görev biçmişim ve görev adamıyım ve ben bu işimi yapıyorum. Ve bu Tanrı'nın işini yapmaktan da mutluyum. Biraz görev olarak yapıyorsunuz? Söylediğiniz gibi ajanlık varsa ortada, ben sadece Tanrı'nın ajanıyım. Ben bir ülkenin ajanı değilim ve Tanrı'nın İsrail'i için çalışıyorum. Ne zaman tanıştınız? Bir faaliyetim yoktur. Ne zaman tanıştınız? Ben Amerika'dayken kutsal kitap okumuştum ve bu konuda bir kere kutsal kitabı, yani Tanah, İbranice dedikleri, Türkçesi kutsal kitap oluyor. Tevrat değildir. Tevrat Musa'nın 5 kitabıdır. Bütün kitabı Tanah derler. Yani eski anlaşma, old anlaşma. Eğer kitabı okuduğunuzda, aslında kitap sadece bir din kitabı veya şekilden ibaret bir kitap değildir. Size Tanrı bir dozaj olarak IQ'nuzu geliştiriyor ve dünyaya bakışınızı değiştiriyor. Bunu Tanah, ya Holy Bible, kutsal kitabı, eski anlaşmayı bir hayat tarzı olarak da görebilirsiniz. Bunu onun için okumak lazım. Mesela diyor ki, bazı Türk tarihçileri YouTube'da izliyorum, diyorlar ki Tanah üzerine, yani kutsal kitap üzerine çok bilmedikleri için çok yanlış şeyleri var. Mesela Kadir Mısır oldu. Diyor ki Habil Kabil olayı, Adem Havva olayında Kabil Habil'i öldürmüş, Habil Kabil'i öldürmüş falan. Evet, Yahudiler diyor katilin soyundan geliyorlar diyor. Peki biz kimin soyundan geliyoruz? Bütün insanlık zaten öldüren katilin soyundan gelmiyor muyuz? Nasıl Yahudiler sadece onun soyundan gelir? Adem ile Havva'nın bir tane çocuk, iki çocukları var. Biri ölüyor, biri kalıyor. Bütün insanlık oradan geliyor zaten. Bu böyle olduğu sürece siz neden yanlışça, çünkü kitabı okumuyorsunuz. Kitabı okuduğumda aslında bize anlatıldığı gibi değil kutsal kitap. Peki size biri mi tanıştırdı, size biri mi söyledi? Hayır, biraz arka, ben dediğim gibi din işleriyle çok ilgileniyorum. Yani böyle şeyleri severim, siyaset, politika. Ben birçok konuda araştırmayı, incelemeyi, film izlemeyi, birçok şeyi severim. Bunlar benim hobilerim. Bugün finans üzerine de çalışmalar yapıyorum. Bankacılık üzerine de çalışmalar yapıyorum. Çünkü Amerika'da bakkal dükkanı gibi bankacılık açılmaya başladı. Veya Avrupa'da da bu işe doğru gidiliyor. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de de bence bankacılıklar açılmalı ve finans üzerine. Şimdi finans üzerine çalışmalar yapıyorum ve bu offshore bankacılık, financial üzerine yaptığım çalışmalarda, yani bir gün atıldığımda bu işe perdenin arkasında başka bir şey mi arayacağız? Oysa bunun üzerine çalışıyorum. Çünkü paraya hükmeden adam o ülkenin siyasetine hükmeder. Biz bunu anlamalıyız. Ve dananın altında buzu aramaya gerek yok. Oysa kutsal kitap imani konuda, sizin hayat tarzınızda bir anayasa kitabıdır. Vaki kitabı okumak lazım, ondan sonra inanmak başka bir şeydir. Siz iman edersiniz, dininizden başka bir dine geçmeniz, bu başka bir şeydir. Fakat kutsal kitabı okumadan, Musa'nın Tevrat'ı 5 kitaptır, ondan sonrakini de Tanah denir zaten toplamına. Bu kutsal kitabı Türkçesinde okumamışsınız, hiçbir satırını, hiçbir şeyiniz yoktur. Bu ayetleri bilmiyorsunuz, Tanrı orada ne bahsediyor bilmiyorsunuz ve Kur'an'ı da bilmiyorsunuz. İşin aslına bakarsınız, İslami bir yaşantı tarzı da yok mesela. Ve böyle olunca Tanrı Tevrat'ta size bir kere cesaret veriyor, size bir kere güç veriyor. Diyor ki ben sizi diyor ana karnındayken, daha şekillenmeden seçtim çoğusun ve kendime çektim tamam. Ve size diyor peygamberlik verdim diyor. Artık peygambersiniz diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Buradaki anladığınız peygamberlik bir İsa, Musa, bir Muhammed hareketi değil. Sizin kendi, Tanrı sizinle direkt görüşüyor. Rab sizinle direkt konuşuyor. Allah sizinle direkt konuşuyor. Peki. Ve konuşmaların hepsi imani değildir. Tamam, peki. Siz sonuçta Yahudi oldunuz. Sizi kolay kabul ettiler mi? Bakın. Allah herkes, çünkü Yahudilik dininde dışarıdan anneden doğmayınca Yahudi olabiliyor mu? Biliyorsunuz ki isteyen herkes istediği dine geçiş yapabilir. Hiçbir din hiçbir kimsenin
kontrolü altında değildir. Siz Çin vatandaşı olabilirsiniz ama asla Çinli olamazsınız. Kim kabul etti Yahudilik bir millettir, Musacılık bir millet değildir. Peki, kim kabul bir etti? Bir inançtır. Hı-hı. Hiçbir kimsenin kabul etmesine gerek yoktur. Ayrıca gidersiniz, burada Tevrat okulları vardır. Bu okullara gidersiniz, tarikatlar vardır, Yahudi tarikatları da. Bugün Çinli konverti Judaizm dedikleri, yani cüşluğa geçmiştir. Yani bir Çinli de gider 8 ay ya da 1 yıl eğitim alırsınız. Ne kadar eğitim gördünüz? 1 yıldır. 1 yıl eğitim gördünüz. Ve test yaparsınız. Size gelenek, görenekler, örf, adetler öğretilir. Okey? Ama sen bir din, Musacılık, yani Musevi olabilirsin. Ama sen zaten bir ırk olamazsın. O ırktan gelmiyorsun. Bu Yahudilikte değil. Bir Japon Türk olamaz. Türk vatandaşı olabilir. Evet. Peki şu anda aktif halde ne görev yapıyorsunuz? Dini, dediğim gibi din. Tanrı'nın işinden başka hiçbir şey yapmıyorum. Bu sorular özel bir sorulardır. Burası FBI'nin dedektif bürosu değildir. İstediğim soruya cevap verebilirim. Tabii ki. İstemediğime vermeyebilirim. Özür dilerim, geciktim, kendime daha güvenli bir yol seçtim diyebilirim. Bu benim... Peki. Özgür düşüncemdir. Tabii ki, ama biz Yahudileri Amerika'da olduğumuz için daha iyi, daha yakından tanıyoruz. Şimdi Yahudilerin kendine özel, kendine... Yok, hayır. Kendine özel, kendine has tutumları var ve kolay kolay insanları kabul etmiyorlar aralarına. Siz kendinizi kabul ettirdiniz mi Yahudi toplumuna? O zaman takdir etmelisiniz beni. Ettirdiniz mi? Bakın, bir gün adamın birisi bana bir şey sormuştu. Demiştik. Bir evangelisti bu. Yani Hristiyan birisi. İsa için ne diyorsun demişti. Ben de ne dedim biliyor musun? 2000 yıllık konuşulan bir adam. İsa. Peygamber İsa demiyorum. Ya da Hristiyanların dediği gibi Tanrı'nın oğlu İsa da demiyorum. Veyahut da Tanrı da demiyorum. Bak, soruya cevap olarak. Adam bana dedi ki İsa için ne düşünüyorsun dedi. Ben de dedim ki İsa 2000 yıllık konuşulan bir kişilik, bir kimlik, bir ID. İsa ya Oscar'lık bir sahtekar ya da Tanrı'nın kendisi olabilir. Hangisiydi? Şimdi sizce? Ben de size söylüyorum, diyorum ki ya benim için ne diyeceksiniz? Bu önemli. Bana Nobel ödülü vermeniz lazım. Bir daha soracağım çünkü sanıyorum oraya bir reklam giriyor. Bir daha tekrar edeceğim. İsa'nın dediniz. Teknik servis reklam işareti yapmadı bana. Hayır, otomatikman öyle sistemden girdi i̇şte ve ben buradan takip ettim. Bir daha alabilir miyim o son sözünüzü İsa ile ilgili? Neydi? İsa dediniz ya bir sahtekar. No, bakın. Bana bir evangelist Hristiyan bir gün sordu. Onlarla tamam. Da sohbet ediyorum. Tamam. Ben dediğim gibi fikir tartısında konuşmayı severim. Lenin'in Din ve Sosyalizm kitabını da okumuşumdur. Komünist arkadaşlarım da vardır ve bunlarla dünya politikası üzerine konuşuyorum. Tamam. Ve evangelist bir Hristiyan bana dedi ki İsa hakkında ne düşünüyorsun dedi. Ben demedim ki cevap olarak İsa bir peygamberdir. Veya Hristiyanların dediği gibi İsa Tanrı'nın oğludur. Basit bir cevap vermedim. Dedim ki İsa 2000 yıllık konuşulan bir kimlik, bir ID. İsa ya Oscar'lık bir sahtekar ya da Tanrı'nın kendisi olabilir dedim. Evet. Peki sorunuza hangisi... Tuncay Güney hakkında cevap aldınız. Tuncay Güney'in Nobel ödülü vermeniz lazım. Peki o zaman biz istediğimize mi inanalım bu söylediklerinizde? Allah gecenin zifiri karanlığında, kara taşın üstünde, kara karıncanın attığı adımları kontrol eder. Allah her şeyi bilendir. Karınca, öbür tarafta gömleklerimizin içi dışına çıkacak ve belli olacaktır kim kimdir. Her şeyi bilen Rab'dır, Allah'tır, seni de beni de. Peki yine özel olacak ama bunu mutlaka cevabını özel, almak özel istiyorum. Özel olacak da özel soruları. Çünkü siz dininizi dışta yaşayan bir insansınız. Bilir miyim? Pardon. Özel soruları bir ben soru sorarım sorabilir burada. Miyim? Neden soruları burası ben FBI sorayım. Ofisi mi? Polis station mi? Değil ama ben gazeteciyim ve ben sorarım. Ben de özgür bir ülkede size konuşmam ülkede özgürlük özel. Değil mi? Size çok özel bir soru soracağım. Boyfriendiniz zengin mi, fakir mi?
Kesinlikle bu konularda cevap vermiyorum. Ben de özel konularda cevap vermiyorum. Ama ben size evli misiniz, sevgiliniz var mı diye soru sormuyorum. Dininizi dışınızda yaşıyorsunuz. Bakın bir sembolünüz var şeyinizde. Dinlerimizi, inançlarımızı katkımızda yaşarız. Var, doğru. Sizi kesinlikle yargılamıyorum. Bizler dolayı bakın, bir köleyiz. Sizleri yargılamıyoruz. Sizleri unutmuyoruz. Dini seçimlerinizden dolayı kesinlikle yargılamıyorum. Bir soru sorayım. Siz haham oldunuz değil mi? Öğretmensiniz. Aha, müftü düzeyinde. Tamam. Rabbay oldunuz ve bundan öğretmen sonra öğretmen demektir bu, biliyorsunuz. Tamam. Öğrencileriniz var mı ve para alıyor musunuz? Tabii ki siz de gelip öğrenci olabilirsiniz, öğrencim olabilirsiniz. Hiçbir para almıyorum. Peki sizden öğrenciden bir para almıyorum. Öyle bir şey yok. Kimi öğretiyorsunuz? Kimi öğretiyorsunuz? Öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. Kanada'da bir sinagogda mısınız? Kanada'da bir gruptayız, evet. Ve onlarla Tevrat, Tanah, kutsal kitaplar doğrusu çalışmaları yapıyoruz. Ve kapımız size de açık, herkese açıyoruz. Evet. Peki. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Peki dini geçmişinize bakacak olursak. Geçmiş dönemde koyu demeyeceğim. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ama bazı liderlerle, Müslüman liderlerle yakından görüştünüz. Sizin dini, Müslümanlık dini geçmişiniz ne zaman başladı? İlk ne zaman tanıştınız yakınen Müslümanlıkla? Daha yakın camilere girip çıkmaya başladınız? Bunun tam olarak yaşını bilmiyorum ama İslami camiada çok saygı duyduğum insanlar vardır ve onların hayır dualarına mazhar olabiliyorsam bu benim için çok önemlidir. Birçok zatın da, birçok ulemanın da elini öpmüşümdür. İnşallah hayır dualarını alıyorumdur. Ben hiçbir inanca karşı bir saygısızlığım yoktur. Herkese çalışmalarına, Müslüman cemaatlarında, grupların, tarikatlarında, herkesin kendi alanındaki hava kuvvetleri gibi, kara kuvvetleri gibi, deniz kuvvetleri gibi çalışmalarına, onların da saygı duyuyorum. Ve onlara karşı herhangi bir şey... Kara kuvvetleri, din, hava kuvvetleri, yani inançları, böyle biraz... din herkesin kalbindeki, kuvvetler Allah'la kontrol kalbindeki gibi bir şey. İnancıdır. Kuvvetler herkes, kontrol gibi bir şey mi sizce? Tabii ki Tanrı'nın işi ise bu, Allah'ın işi ise, onlar da bir hava kuvveti, kara kuvveti, deniz kuvveti gibi çalışıyor. Birileri buradan hizmet ediyordur, birileri buradan kendi davalarına hizmet ediyorlardır. Ben dava adamlarına saygı duyuyorum her zaman. Evet. Peki İmam Hatip mezunu musunuz? Hayır, ben hiç İmam Hatip'e gitmedim. Kur'an okumasını biliyorum fakat bunu geçmişte de söyledim. Milli Eğitim'de de gazeteciler araştırdılar. Ben İmam Hatip'e kayıt dahi olmadım. Fakat İmam Hatipliler de Türkiye'nin evlatlarıdır. O çocuklara da ayrımcılık yapılmamalıdır. İmam Hatipliler bizim vatan, ülkemizi seven, dürüst, samimi. Bana bir tane İmam Hatipli çocuğun eline silah alıp da devlete karşı çıkmış, polisin kafasına sıkmış diyebilir misiniz? Allah diyen adam, anlatabiliyor muyum? Kalbinde Rabbi zikreden adam hiçbir zaman bir kimseyi öldürmez, memlekette anarşiyi estirmez, terörist rüzgarlar estirmez. Oysa bu İmam Hatiplilere çok haksızlık yapılmıştır ve İmam Hatiplileri canı gönülden destekliyorum. Fakat ben bir İmam Hatipli değilim. Fakat onlarla keşke İmam Hatipli olabilseydim. Sizce İmam Hatip mezunlarıyla onlara, Türkiye'de bir gelecek kurulabilir mi? İmam Hatiplilere şöyle, Türkiye'de üvey evlat muamelesi yapılmasından dolayı rahatsızım. Ya da başörtü meselesinde de ben ne dedim? Herkese her şeyde özgürlük. Türkiye'de yıllardır başörtüsü sorunu vardır. Siz uzaya füze attığınızda füzenin ucuna kızın başörtüsü takıldı da geri mi geldi? Sizi bu başörtülüler geri mi çevirdi? Yani çok demokrat, çok ileri teknolojiler yapıyordunuz ide. Başörtülü kızların başörtüsü takıldı, sizin teknolojileriniz geri mi döndü? Yobazlaştınız mı? Onlar da bizim öz evlatlarımız, analarımız, başörtülü bacılarımız vardır, diğer insanlar vardır. Özgürlük paketler içerisine sıkıştırılmamalı. Herkese özgürlük verilmeli. Siz başınız açık olarak gidip bir yerde çalışabiliyorsanız, üniversiteye gidebiliyorsanız o insanlarla gidebilmeli. Bakın, demek ben yine bir yere geldik. G20 ülkeleri, gelişmemiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeler hep böyle sorunlarla ilgileniyor. Başörtüsü, Kemalizm, solculuk, marjinallik, oculuk, buculuk. Çünkü birlik olalım. Çünkü bakın, Atatürkçülük, tekrar ona gelecek olursak, Atatürkçülük bu ülkede özgürlüğün sembolü olmuştur. Bakın, bu kadar yıl. Ben özgürlüğünüzün, adaletin, hukukun olduğu, tabii özgürlük, cumhuriyetin sınırları işkencelerini gördük, doğru. 80 yıllık cumhuriyet zaten hep Atatürk sömürülerek idare edildi. Türklerde iki tane şey var. Türkler
bir kısmı Atatürk'e sarılmışlar, bir kısmı da İslam'a sarılacak sarılmış. Başka sarılacak başka ha, ne vardı ki bunları ülkede? Çekersen Türklerde bir şey kalmaz zaten. Atatürk'ten başka hangi lider gösterebilirsiniz? Türklerin bize üretmiş olduğu bir tane fikir söyler misiniz? Ulusalcılık mı? Hayır, değil. Nereden geliyor? Yurt dışından. Onları geçelim. Komünizm, Rusya'dan. Değil mi? Hangi fikri üretmiş Türklerin bir tane üretmiş olduğu kendi fikir ve ideolojileri var Atatürk'ün mı? Atatürk'ün milliyetçiliğinden bahsedebilirim size. Ya o dönemki rüzgarlar nasıldı? Mustafa bahsedelim. Kemal bir zaman Leninciydi. Taksim Meydanı'nda biliyorsun resim vardır. O resimde bir tane de Rus generali vardır. Ekim devrimine karşı Çanakkale'ye geçilmez diye şey yaptığında Moskova'dan almıştır değil mi? Sonra Şefik Hüsnüler Komünist Parti kurdurma izni vermiştir. Mustafa Kemal'in bir komünist dönemi vardır. Doğru mu? Denemiştir Mustafa şey, Kemal'in bir Kuvayi Milliyeciliği vardır. Mustafa Kemal'in bir işte, Cumhuriyeti kuran o çünkü. O zaman Türkiye'yi şöyle, kuran o. Mustafa Kemal'i tanrılaştırmamak gerekir. Mustafa Kemal sizin gibi benim gibi bir insandı ve bir oportunistti. Bunu da kabul etmek lazım. Peki bana bir lider gösterebilir misin? Bugün. Öyle bir şey söyleyemem ki. Peki Atatürk'ün bütün ben bu yaptıklarını bugün bakın, Türkiye'nin bakın, temelini bugün kuran Atatürk'tü. Ben bugün diyorum ki kim, temeli Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye Harekatı kurmuştur. Birinci mecliste Türkiye'yi Kuvayi Milliye Harekatı kurmuştur. Nena Hatunlar vardır. Kuvayi Milliye Harekatı'nda benim hemşerim İskilip'le Atıf Hoca Efendi vardır. Okey, Şeyh Said vardır. Birçok insan Kuvayi Milliye Harekatı'na Çanakkale'ye de karışmış. Kuvayi Milliye Harekatı'na Sütçü İmam da destek vermiştir. Buna tarihte birinci meclis derler. Onun karşısında ikinci meclisi kurmuştur Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mahkemeleri gelmiştir. İşte ondan sonra ülkede kaos çıkmıştır. Ve ben diyorum ki Mustafa Kemal'den sonra gelmiş geçmiş en büyük devrimci bu çağa göre Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'yi sınıf atlattırmıştır. Nasıl? Mustafa nasıl Kemal, sınıf atlamıştır Mustafa Türkiye? Kemal devrimci de değildi ayrıca. O zamanın coğrafyasında teknoloji yoktu, muhalefet yoktu, hiçbir şey yoktu. Nasıl bütün sınıf dünyada atladı kaos vardı, diktacılık vardı. Hangi buna konuda karşı sınıf atladı Türkiye? Bütün ülkeye, bugün bütün ülkede inşaatlar, yatırımlar, yollar, köprüler, ülkede bütün maaşlar ödeniyor. 12 milyonluk su Yunanistan battı. Ülkede maaş ödeyemeyecek dış duruma geldi. Dış borcumuzdan haberiniz 70 var mı? Milyon dış borç mu? Neyin kaç katına kaç kata çıktı? İki katına çıkan. Güzel, ülkeye var para getiriyor. Ama bu arada hiçbir peki ne yapacak? Sen üretmeyen bir ülkesin borcu Amerika'dan. Üretemiyoruz ki. Bir dakika, bir dakika. Sizde hayvancılık zaten bu hükümet hayvancılık değil. Hayvancılık bitmişti geçmişte. Tarım zaten bitti. Tarımı da bu hükümet bitirmedi. Terörü de bu hükümet getirmedi. Buna fatura kesemezsin her şeyi. Peki. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim ki okey. Bu hükümet döneminde yapılmış şeyleri, geçmişte yapılmış şeyleri, geçmişte olan tarımcılık da oydu buydu. Biz montaj sanayi bir ülkeyiz. Ve bu montaj sanayi olduğu için petrolümüz da yok bizim. Petrolü bu kadar borca yabancılara karşı. Biz petrol yok ki, olmayan petrolün neyini vereceksin? Yok ki ülkende kim petrol olsun, sen İran'dan gaz almazsın. Daha düne kim kadar Amerikan doları markla şey euroyla gaz alıyordun. Yasakladılar altınla. Tamam petrolü. Efendim Irak'tan bu zamana kadar 1971'li dönemlerde ambargo uygulandığında ya da Kıbrıs Savaşı'nda yine ambargo uygulandığında sen Irak'tan kırmızı peki, meşin para meşin söyleyeyim diyordu Irak. Tamam, ondan petrol almazdın. Bir şey söyleyeyim size. Diyelim ki biz bu kadar borç para aldık değil mi? Ne yapacak? Amerikalılar bizim ülkemizi işgal mi edecekler? Ülkede tarım yok. Ülkede teknoloji yok. Üreten bir şey yok. Ülkede doğal gaz yok. Peki o zaman, alın paraları kardeşim. Peki o zaman getirin yeter ki ülke edin, kalkınsın. Maaşları dönsün. Tuncay Bey müsaade buyurun edin. Sorumu sorayım ben size. Şimdi AKP hükümetinin avukatlığını ben yapıyorsunuz. Ben AKP hükümetinin avukatlığını yapmıyorum. Sadece gerçekçi olarak bakıyorum. Hayır çok bunlar çok sığ. Sizin gazetelerinizde ve televizyonlarınızda yazdığınız AK Parti'yi görüyorum oradan. Destekliyorum adamlar güzel şeyler yazdığını yapıyorlar diyorum. Ama hangi gazeteleri ama okuduğunuza bu, siz bağlı. Siz Taksim Giresel. Hangi yok, gazeteleri bütün gazeteleri günlük okuyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? Küresel sermayenin okey Recep Tayyip Erdoğan'ı indirme projesine. İstedikleri peki başbakanı indirelim, değiştirelim. Mısır'da 32 yıl Hüsnü Mübarek'i kullandılar. Şimdi Müslüman kardeşler iktidara geldi. Bunlar paylaşım savaşında peki, kölelerini soru değiştiriyorlar. Peki sorumu soracağım. Büyük eğer Orta Türkiye Doğu projesi vardır. 22 ülke değişecektir. Türkiye'de sancımlı mı geçecek bu değişim, sancısız mı geçecek? Buna bakacağız. Tamam müsaade edin ben birkaç buyurun soru rahatça sorayım. Ondan sonra tabii siz konuşabilirsiniz. Ama yargılamayınız. Yargılamıyorum. Siz partinin avukatı demeyin. Yargılamıyorum çünkü ben size bir soru soruyorum. Soru olarak sorabilirsiniz. Soru soruyorum ama siz evet AK Parti övüyorsunuz ve ben burada ister istemez ben AK Parti'ye getirmiyorum konuyu. Diyorum. AK ben Parti'ye getirmiyorum diyorum konuyu. Siz ben sürekli AK Parti'ye olumlu yönde yaklaşmak istiyorsunuz. Küresel sermaye değiştirin diyor adamı. Ben niye bir ülkenin söylemiş olduğu Avrupa
rahatsız diye benim ülkemin başbakanından niye kimmiş ki Avrupa kimmiş? Mehmet Akif'in tamam. dediği gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Hangi medeniyetten bahsedebiliyoruz? Ayrıca? Hangi medeniyetten bahsedebiliyoruz? Avrupalılar kim oluyor da benim Tayyip dönemi bitmiştir diye açıklamalar yapıyorlar. Tayyip'i değiştirin diyorlar. Avrupalının en medeniyeti tuvalet kağıdı kullanandır. Peki tamam. Müsaade edin soru soracağım size. Dediniz ki Türkiye Amerika ve İngiltere'nin kontrolünde, Avrupa'nın kontrolünde devam etmektedir dediniz değil mi? TRT'de bunu çok açıkça çok açıkladım. Söylediniz. Evet. Eğer öyleyse Suriye'de oynanan oyunlara neden alet oluyor AKP hükümeti bir. İkincisi, şu anda bütün Anadolu'da topraklar, devletin sahip olduğu bütün kurumlar özelleştirilmiş durumda. Petrol yasasının geçmesi, petrol var demiyorum Türkiye'de, var ya da yok bunu bilemiyorum. Her şeyi bilemeyiz biz gazeteci olarak. O yüzden evet. soruyorum. Ama tam şu dönemde petrol yasası geçti, topraklar özelleştirildi ve o kişilere verildi. Ve o arama yapılacak bölgelerde kesinlikle ve kesinlikle hak iddia edemeyiz. O bölgelerde asla hiçbir başka yatırıma, hiçbir tarıma müsaade edilmeyecek. Şimdi bunlar... Suriye meselesiyle birlikte neden ki, Suriye okay. konusunda madem din Suriye, önemli, din kardeşliği okay. önemli. Suriye'ye kadar gelen sorunuza cevap olarak Suriye sonu konusu sorusu değil. Onu biraz sonra sorun. Suriye'ye kadar sormuş olduğunuz olayda. Niye satıyoruz toprakları bunu, o zaman? Bunu oy verdiğiniz partinin milletvekillerine telefon açacaksınız. Diyeceksiniz ki gel soru verin. Hangi partiye verdin? CHP atıyorum. AK Parti atıyorum, MHP atıyorum, soruluyor. Büyük BDP atıyorum. Soruluyor. Telefon açacaksınız, gen soru verin diyeceksiniz. Onlar gen soruyu versinler, ondan sonra ben de sizi takdir edeceğim. Soru veriyorlar, işte sizin ya. Sizin ihtiyacınız olan demokrasi. Ayrıca Suriye bugün dediğiniz, aradığımız ya, en önemli 80 şey yıllık Türkiye'den. Türkiye'de demokrasi vardı, AK Parti demokrasiyi kaldırdı, öyle mi diyorsunuz? Bakın demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde dünya değişiyor. Evet, dünya değişiyor. Büyük Orta Doğu projesi var. Biz kendimiz değişemiyoruz. Orta Doğu'daki halklar değişemediği için Amerikalıların büyük Orta Doğu projesi var. 22 tane ülkede değişim yapılacak diyorlar. Ve başladılar değişim yapıyorlar. Tarısı bizim başımıza da yavaş yavaş geliyor de değil mi? Dinen değiştiniz. Ülke değiştirdiniz. Bakın de ben bir şey söyleyeyim. Demokrasiyi kullandınız geldiniz buraya. Bakın ben buraya. Size diyorum ki Türkiye'yi kullanmadım. Ben bu ülkelerin demokratik anlayışlarına saygı duyuyorum. Geldiniz, evet. Kanada'nın da aynı şekilde. Ben diyorum ki bakın. Bir dine mensup olmayabilirim. Bir ateist de olabilirim. Öyle değil mi? Ben örnek veriyorum. Sizin ne olduğunuzu. Bir dine mensup olmamak, ahlak ve ahlaksızlık kavramında ahlaksız olduğumu mu gösterir? Hayır. Değişim, insan kendinde değişim yapması, reform yapması kadar güzel bir şey yoktur. Feodalizme takılıp kalmamak lazım. Cahilliğe takılıp kalmamak lazım. Cahillikte Ebu Cehil'i geçiyoruz biz artık. Ben diyorum ki ben ahlak kavramı kuralları içinde inançlar Allah'la kalbindedir. Değişim teknolojiye ayak uydurmak, bilgiye ayak uydurmak, her şeye uygun olmak, bu değişime tabii ki ben de varım. Dünya değişiyor ve ben de değişiyorum. Fakat bir insanın inançlı ya da inançsız, karşıt görüşlü veya yandaş görüşlü olması ahlak veya ahlaksızlık kavramında yer almaz. Bir ateistin ahlaksız olduğunu söyleyemezsiniz. Allah'a inanç veyahut da bir başka dine inanç sizin ahlaksızlığa düştüğünüzü göstermez. Böyle bir peki, kavram yoktur. Kelimeler ve kavramlarla oynamayalım onun için. Peki o zaman hep dönüp dolaşıyoruz. Atatürk ve dinde takılıp kalıyoruz. Meseleyi siz soruyorsunuz. Bir... Hayır. Ben açtım aslında o konuyu. Ergenekon'dan başlıyoruz ve 80 yıllık bir Ergenekon geçmişine sonra ya, gelip Atatürk'e dayanıyor. Ergenekon'un şeyhi tabii ki Mustafa Kemal Atatürk olduğu için. Siz de bu soruları sormak istiyorsunuz. Hayır. Şimdi siz oraya getiriyorsunuz konuyu. Yo, ben sorum söylemiyorum. Siz Kemalizme getiriyorsunuz. Atatürk'ü kullanıyorlar cevap diyorsunuz. Cevap verdim. 80 yıldır kullandılar dedim. Ülkeyi gördük. Peki neden din deyince Atatürk çıkıyor? Atatürk deyince din çıkıyor artık. Bunu ilahiyatçılara soracaksınız ben bilmiyorum. Ama Türkiye'de bir şey biliyorum ki çok kötü bir durum bu. Daha önceden sağcılık solculuk vardı. Şimdi bir kutuplaşma başladı zaten. Atatürkçüler... Ben Atatürk'e karşı olamam. Siz hangi taraftasınız? Eğer öyle bir kutuplaşma varsa. Ben Allah'a şükür hiçbir kutupta değilim.
Atatürk'e nasıl bakıyorsunuz? Atatürk'ü nasıl benim gibi normal bir insan, iyi bir devlet adamıydı. Saygı duyuyorum ama eleştirilebilir de. O da bir insan bizim gibi. Kurtuluş Savaşı nasıl yorumluyorsunuz? Hakaret edildi. Ben o savaşta yer almadım. Ama Mustafa Kemal'e de hakaret edilmemeli. Ben diyorum ki hiç kimsenin sevdiklerine sövmeyiniz. Peki Kurtuluş Onlar Savaşı. Onlar da sevdiklerinizi tamam. Söver. Ben Kurtuluş Savaşı'nda yer almadım. Hayır. Anladın biraz mı? Önce bilmiyorum, 80 yıllık dediniz Ergenekon. Ha bak Mustafa Kemal'i demiyorum ben. Ben Mustafa Kemal diyorum ki ben diyorum ki Kemalizme Türkiye'de dayanı, bizim dönemimiz 80 yıllık cumhuriyet toplam değil mi? Habire darbeler oluyor. İnsanların fikir özgürlüklerinden bile bize eğer özgürlükler verilmediyse 2001 yılına kadar da Türkiye'de yaşadım. Bunun sorumlusu bu Atatürkçülük devleti yönetme şeklidir. Hayır merak ediyorum. Özgürlüklerimiz Kurtuluş yani. Kurtuluş Savaşı'na nasıl bakıyorsunuz? Yani sonuçta tarihi okudunuz, gördünüz. Huvayi Milliye Harekatı'nı destekliyorum. Yani Nene Hatunlar, Sütçü İmamlar, İskilip Latif Hocalar herkesin olduğu ama İstiklal Mahkemeleri dönemini desteklemiyorum. Yani Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını destekliyorum. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'na başlarken diyor ki çok güzel bir sloganı var. İşte o Kuvayi Milliye Harekatı'nı başlatıyor biliyorsunuz. Kuvayi Milliye Harekatı'nı bu bütün insanlarla başlatıyor. Yani kahraman insanlarla, sütçü imamlar, herkes var. Ve orada diyor ki olandan bir çift öküz, olmayandan bir çift çorap istiyorum diyor. Hareketi böyle başlatıyor Mustafa Kemal. Evet. Bu adam desteklenmeli. Anadolu'ya da aydınlığı getiriyor. Ben diyorum ki bunu kullanmayın diyorum. Şimdi, yani bunu kendi o grup bunu kullansın, bu grup bunu kullansın. Siz Mustafa Kemal'i kullanırsanız. Din neden kullanılıyor bakın, sizce? Mustafa Kemal'i siz, Mustafa Kemal anayasasını savunur iseniz Müslümanlar da kalkar derler ki kardeşim anayasa Kur'an'dır, Kur'an'ın üzerine anayasa tanımam der. Bu da çok normaldir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ama zıtlaşıyorsunuz Türkiye çünkü. Türkiye Cumhuriyeti'ni bugüne kadar getiren demokrasiyle anayasa. Yönetin. Amerika ve Kanada kutsal kitaba Holy Bible'a göre yönetilmiyor. Avrupa sekülerist, laik bir country. Burası laik bir country. Laikliğe göre yönetilsin. Ama bu laiklik içinde dini kurumlarda tabii ki sen özgür biliyorsun. Bırakılmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı maaşları ödüyor. Camileri kontrol ediyor. Burada böyle bir şey var mı? Kiliseleri kontrol eden bir Diyanet İşleri Başkanlığı yok. Hı. Hepsi özgür. Türkiye'de de özgürlük olmalı. Din de tekelleri altında özgürlük olmamalı. Için, özgürlük için sizce çünkü Amerika'da çok renkli. Ben başkanlık sistemini destekliyorum. Bakın Amerika'da çok renkli din var. Türkiye'de tek tip din var. Dikkatinizi çekerim. İzin verin. Çok renkli din olduğu ya. İçin insanlara bu özgürlük tanımıyor. Ama siz dinlerini kendileri yaşamaları için. Siz Yavuz Sultan Selim Türkiye'de bu yanından. Tek tip din bakın siz Yavuz Sultan var. Sultan Selim zamanından bu yana ve Cumhuriyet'in 1920'de 23'te kuruluşundan bu yana 1920-1923'ünden bu yana okay? İnsanlara sadece Cumhuriyet döneminde devlet, laik devlet Türkiye'de dini kullanmıştır. Sadece Sünniliği support edersen Alevinin üstünden, Şii'nin üstünden, Kürt'ün üstünden sizin 80 yıllık işte Atatürkçü Cumhuriyetiniz bunlarla böyle baskı yaparsan tabii ki çok renkli olmaz. Süryaniler ülkeden göç ettirilmiş zorla. Ermeniler zorla Lübnan'a oraya buraya göç ettirilmiş. Değil mi? Cumhuriyet döneminde yine aynı şekilde. Varlık vergisi çıkmış yine aynı şekilde. Taksim olayları meselesi var biliyorsunuz gayrimüslimlere karşı yine aynı şekilde. Şimdi de Aleviler tabii ayaklandı. Ki, şimdi bakın tabii ki Türkiye'de renk kalmadı ki. Şimdi de Aleviler ayaklandı. Renk kalmadı. Bir Kürt kaldı, bir Alevi kaldı, bir Türk kaldı. Üçü bir arada kaldı. Bunlarla etle tırnak gibi nasıl birbirlerini yiyecekler? Çünkü Türkiye bakın sorunuz diyordu ki siz Amerika'da renkli bir ülke. Evet. Biz de renkliydik Osmanlı'dayken. Okey Cumhuriyet dönemi geldikten sonra siyah beyaza döndük ülke. Hayır, etnik kültürden bahsetmiyorum. Çünkü insanlar... Etnik kültürden bahsetmiyorum, dinden bahsediyorum. Tamam Hristiyan'dı Ermeniler. Suriyeliler de Kıpti Hristiyanı öyle değil mi? Efendime söyleyeyim ne oldu bunlar nereye gittiler? Bunun dışında birçok Alevi de sürüldü. Birçok kimse de sürüldü. Kaçtılar gittiler. Osmanlı döneminde Aleviler. O Selim döneminde Aleviler biliyorsunuz yani bu, ne oldu? Alevilere ne oldu Selim döneminde? Talat Paşa'da biliyorsunuz neler yaptığını. Yani Osmanlı dönemindeki Alevileri tamam, o zaman Osmanlı dönemindeki. Cumhuriyet dönemindeki bakın varlık vergisiyle gelen yine bu Anadolu sermaye gelsin tabii. Diyen hükümetin o zamanki dönemlerine bakın. Sonra darbeler ya bu, oluyor. Evet. Yani herkes Türkiye'de renk kalmadı ki. Evet. Herkese discrimination yaparsan, ayrımcılık yaparsan, baskı yaparsan millet gider tabii. Ülkede. Sonra da ülke siyah beyaza 3 tane millet kaldık ya da din kaldık. Heh, Şiiler, Sünniler, Aleviler. Başka kalan yok ki. Ülkede peki, renklilik kalmadı. Şu son dönemde Alevilere çünkü devlet dini kontrol ediyor. Sözü ne diyorsunuz? Peki başbakanın
Aleviler konusunda Gezi Parkı'ndaki Sünnilerden bahsetti. Ben bu konuyu da bilmiyorum. Yani orayı izlemedim ama aynen öyle söyledi. Sünnilerden bahsetti. Bugünkü Alevilikte de ben bir şey, yani beni Alevi dernekleri bazen Türkiye'deyken de davet ederlerdi. Vallahi bir Alileri kalmış, bir Aşurileri kalmış, bir şey görmedim yani ortada. Hani bir Alevi eğitimi yok, üniversitesi yok. Eksiklik bence bu. Çünkü yani, çok Türkiye, çünkü çok kim yaptı bunu? Hayır, bu hükümet mi yaptı yoksa 80 yıllık cumhuriyet mi yaptı? Hacım evleri var. Bakın. 80 yıllık cumhuriyet mi bu duruma getirdi Alevileri? Hayır. Marjinalleştirdi. Sol grupların üzerine. O spesifik evet, spesifik örnekleriniz var ama Alevileri bu duruma getirdi. Aleviler ve Sünniler çok birbirini, Ali Türkler ve Türkler ve Ermeniler gibi değil. Biz devlet politikasından bahsediyoruz. Türkler ve Ermeniler gibi değil. Sizin anayasa Ermeni, 80 yıllık Türk vatandaşlığını çok kabul etmedi. Değil mi? Bak aynı soruna bir şey daha geleceğiz. Bu insanları 80 yıllık cumhuriyet Alevilerin haklarını vermedi, marjinalleştirdi. Bir kısmı gençlerini sol örgütlerde kaldılar. Ve oralarda bir sürü sorunlar yaşadılar. Ve kendi iç dünyalarına döndü Aleviler. Ve üniversiteleri yok, eğitimleri yok, şu yok, bu yok. Yani Alevi enstitüleri olmadı. Ve gelişim sağlayamadılar. Okey. Ermenileri soykırım yaptın ya da yapmadın. Sonuçta Ermeniler ülkeden göçtü. Okey. Süryaniler de ülkeden göçtü, değil mi? Yahudiler de 80 yıllık işte senin anayasana göre onlar da göçtüler. Çok azınlıklar kaldı, çok az gruplar kaldı. Belki de elit tabakalar, doğru mu? Sonra kendine rejim ayakta kalabilsin diye bir Kürt sorunu çıktı 1980'den sonra, değil mi? Ama Kürtlere yapamadın aynısını. Çünkü kaç milyon Kürt var? 30 yılda da mücadelelerini kazandılar. Siz ne çalışması yaptınız? 30 yılda da 30 yılda da Kürtler mücadelesini kazandı. Neyi neyle kazandılar peki? Biliyor musunuz? Hı-hı. Silahla, hukukla değil. Peki siz ne gördünüz o bölgede çalışırken? Hiçbir şey. Kaos. Kuzey Irak bir kaostu. Devlet yoktu orada. O zaman benim zamanımda biliyorsun Amerika çıkarma yapmıştı. Silah alışverişi, çekiç, bilgi alışverişi. Yok, ben gazeteciydim ve akşam gazetesinde çalışıyordum. Manşet yaptınız mı hiç orada? Ya bir sürü manşet haberlerim çıkmıştır. Arşivde bugün görebilirsiniz onların hepsini. Evet. Duruyor yani. Ben gazeteci olarak ülkelere seyahat yaptım. Suriye'ye de gittim ben. İran'a peki, da gittim. Peki İsrail hiç yerleşmeyi düşündünüz mü? Hayır İsrail'e. Yerleşmeyi düşünmüyorum. Neden? Gerek görmüyorum çünkü ben Kanada'da mutluyum. Çok Kanada. Her şey çok güzel. Peki biraz önce şeyden bahsediyorduk. Yahudilikten bahsediyoruz. Musevilikten bahsettiniz. Güzel yanlarından bahsettiniz. Peki Filistin ve İsrail'i düşünelim. Bu politik bir mesele. Kürtleri ve PKK'ı, Müslümanları düşünelim. Kim yapıyor sizce İsrail'i? Bunlar iki aile arasında. Biliyorsunuz ki İbrahim'in bir eşi vardı Sara. Bir de köle kadın vardı. Cariyesi Hacer. Birinden İshak oldu. Birinden İsmail oldu. İshak'ın soyu Yahudilerdir. İsmail'in soyu Araplardır. Bu bir aile kavgasıdır. Bu aile kavgasında. Okey. Mesela Müslümanlar bir şey söylüyorlar. Türkiye'deki Müslümanların çok yanlış bildiği bir şey daha var. Çünkü kitap okumuyorlar. Siz kutsal kitabı okumazsanız hiçbir şey bilmezsiniz zaten. Sadece yalan yanlış şeyler atarsınız. Yahudiler aleyhine propaganda yaparsınız. Ve çok bu cahilliğinizi gösterir. Ve hakikaten de bizim toplumumuz genel anlamda cahildir de. Okuyan bir toplum değiliz. Çünkü okuyan adamı polis hemen kimlik sorar bizde biliyorsunuz. Kolun altında bir kitap görürse komünist mi, sağcı mı, solcu mu, entel mi, dantel mi diye sorulacak. Biz okuyan adamdan korkan adamızdır. Evet. Buradan yola çıkarak İsrail'in kutsal sınırları diyorlar. Nil ile Fırat diyorlar. Doğru mu? Evet. Öyle bir şey yok. Yanlış biliyorsun. Kenan. Yıllardır öyle söylüyorlar değil mi? Kenan ülkesi. Ha. Bu Tanrı'nın vermiş olduğu Musa'ya tarih olarak 4000 yıl önce belki de. Okey. Yaratılışı çünkü tam olarak bilmiyoruz. Bu Bang Bangçiler çalışıyor bu üzerinde. Dünyanın yaratılışını. 4000 yıl önce Musa'ya Tanrı'nın vermiş olduğu bir vaat değil mi? Ama sınırlar Nil ile Fırat arası Kenan ili değil yani. Öyle bir şey yok. Büyük İsrail Suudi Arabistan'a kadar dayanır. İslam'da da şeriat hukuku vardır. Şeriat hukukuna göre der ki sizin bir babanız vardır, iki tane eşi vardır. Siz de oğullar olarak mirasçısınız. Sonuçta İbrahim'in öz karısı Sara'dır, kölesi Hacer'dir.
Birinden İshak olmuştur, birinden İsmail olmuştur. Sonra daha sonra İbrahim almıştır Hacer'i. Kabe'nin olduğu yere getirmiştir. Tanrı yol göstermiştir. Değil mi? Tevrat'a göre. Ve orada Kabe yapılmıştır. Asasını vurmuştur. Zemzem olmuştur. Değil mi? Şimdi Yahudiler de orada miras alması lazım. Öyle değil mi? Çünkü bir baba, iki ana, iki tane de çocuk var. Miras hukukuna göre zaten böyle değil midir? Evet. O zaman demek ki Suudi Arabistan petrollerinden pay vermesi lazım Tel Aviv'e. Tamam. Ama Müslümanlar ne diyorlar? Türkiye'deki ben görüyorum böyle televizyonlarda falan. Çok apuk supukça. Ziyonizmle dini de birbirine karıştırıyorlar. Evet. Böyle bir saçmalık yok. Evet. Cahillik abidesisiniz. Siyonizmle ayrıca evet. Kardeşim kutsal kitap o diyor konuda ki kardeşim sınırlar. Aile hukukunda da sınırlar kardeşim buna göredir. Aile hukukuna karşı mısın? Hukuk var. Şimdiki hukuk da böyledir. Tarihteki şeriat da böyledir. Yahudi şeriatı da İslam şeriatına göre de bir baba varsa iki eşi varsa çocuklarına miras pay edilir. O zaman demek ki sınırlar Kabe'ye kadardır. Demek ki Yahudilerin İshak'tan gelenlerin de aile hukukuna göre, değil mi? Paylaşıma göre, babadan gelen mirasa göre Suudi Arabistan'ın tabii Kabe'ye alması kadar lazım. Hakları vardır. Peki o zaman siz Filistin diyorsunuz. Siz bir çok ben size daracık bir alanda ayrın, konuşuyoruz. Yani Filistin bu bir aile meselesi. Filistin'in hakkı değil diyorsunuz ben o zaman ki, topraklar. Ben Filistin bak ben çok daha geniş anlattım. Bu bir aile sorunudur. Din AKP sorunu hükümeti değil. Duymasın bu söylediğinizi. Ben AK Parti hükümetiyle değil. Bu bir aile sorunu. Din sorunu değil. İki kardeşin kavgasıdır bu. Peki niye o zaman? İranlılar ve Türklerin araya girmesine gerek yok. Bu İsmail ile İshak'ın kavgasıdır kardeşim. Peki. İki ailenin kavgası. Siz dışarıdan müdahale ediyorsunuz. Tamam, Türkiye'de dışarıdan müdahale ediyor bu işe. Bilemem ben. Politik olarak anlatmadım bunu görüyorsunuz. Ben Marmara olayını biliyorsunuz. Politik olarak tabii Marmara ki biliyorum. Teknesi olayını biliyorsunuz. Orada hükümetin tavrını biliyorsunuz. Yani sonuçta başbakanın one minute olayını biliyorsunuz. Hı hı. Peki sizce başbakan haklı mıydı yoksa sizce kendine göre gereksiz çıkışlar bakın, mı yapıyor? Bakın bu konuda politik bir şeydir. Bu araştırmanın bunun perde arkasındaki olayın ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama ben size bakın buna örnek olarak bir güzel lider, bir şey. Siz biraz, bir önce, şey dediniz, siz biraz önce dediniz ki polisin sert müdahalesi değil ona mi? Geleceğim. No, no, bak, ona bu, geleceğim. Aslında bu sorunuza cevap veriyorum. Ona geleceğim. Ama, ama önce şunu ona cevap verin. Nedir? Çünkü İsrail'den bahsediyoruz. Neden İsrail'e getirdim konuyu? Çünkü siz aslında Yahudilikten bahsediyoruz. Yahudilikten bahsederken İsrail'e geldi konu. Ve Türkiye'nin son dönemlerde İsrail'le politikası hem kavga ediyor hem de muhteşem anlaşmalar yapılıyor arkasından. Bunları NATO, bilemiyorum. NATO ben konusunda, hükümette yer almıyorum. NATO konusunda Türkiye oy İsrail'in girmesi için oy verdi. Bu uluslararası tam Gezi Parkı'nın olduğu dönemde. Ama aynı zamanda diğer taraftan da İsrail'i Filistin konusunda suçlayan bir Türkiye var. Ve İsrail'i Müslümanlara baskı yaptığını söyleyen bir hükümet var. Şimdi hangi politikaya inanmamız gerekiyor burada? Bir taraftan da silah anlaşmaları yapılıyor. NATO konusunda oy veriliyor. Ardından başka anlaşmalar yapılıyor. Farklı anlaşmalar var. Silah anlaşmaları var. Tüm bunlara baktığımızda kim farklı da farklı bir oyun değil mi sizce? Bu kadar siz komple teorisi ya da gerçek teoriler üretiyorsunuz, söylüyorsunuz. Bu teoriye nasıl bakıyorsunuz? Sizce nasıl bir oyun oynanıyor? Bir taraftan ver gülüm, bir taraftan al gülüm. Nasıl bir kavga söz konusu, nasıl bir anlaşma söz konusu arkasında? Bu anlattığınız hiçbir şey sadece bir her anlattığınız her şey sadece perdenin önünde görünen. Gördüğüm şeyi size soruyorum çünkü evet. Mesela Atatürk'ü bile şu siz duvarın, yorumluyorsunuz. Bu duvarın fikirlerini önümüzde gördüğümüz 80 yıl önce kurulan fikir bir fikir ve düşünce tarih. Özgürlüktür. Ben fikrimi söyleyebilirim. Tabii ki. Fikir ve düşünce özgürlüktür. Nietzsche'yi de beğenebilirim. Beğenmediğim yönleri de olabilir. Mustafa Kemal'i de eleştirebilirim. Eleştiremediğim bir önleri de olabilir. Ben Suriye'ye ilk kim girecek diye düşünürken şu sözü söyledim bir gazeteciye. Merak ediyorum dedim kim Yezid'in ordusu olacak. Bu çok anlamlı bir cevaptır. Hı. Suriye olayları ilk başladığında merak Yezid'in ediyorum. Kim Yezid'in oğlusu olacak dedim. Ordusu olacak söyle. Kim Yezid'in o Muaviye'nin oğlu Yezid'in ordusu olacak kim dedim. Kim oldu? Yok ben bunu da perde arkasında anlatmak istiyorum. Bu duvarın arkasını görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Biz sadece bildiğimiz olay. NATO olayı. Küresel bir olaydır. Ne dönmüştür? Bunları hükümet yetkililerine soracaksınız. Bana soracaksınız. Ben çünkü hükümette yer almıyorum. Bakın sizin gibi yurt dışında özellikle yaşıyorum. Size ama ben size çünkü çok daha rahat cevap verebilmek için diyorum ki buna paralel olarak.
Türkiye'deki polisin sert müdahalesi, bu sorunuza cevap veriyorum bakın. Tamam. Gezi'ye vermiyorum aslında. Tamam. Türkiye'deki polisin sert müdahalesinin faturasını başbakana kesmeyiniz. Kim veriyor emri? Kim bunu veriyor emri? Müslüman Müslümana takiye yapmaz. Tamam. O zaman bu emri kim veriyor? Şimdi biraz çok önceki, açık soruyorum. Bak, bu emri kim veriyor? İsrail olaylarında da bir minit olay, bir dakika olaylarında da okey. Bu olayın bir perde arkası vardır ve biz hiçbir şey bilmiyoruz. Peki bahsettiğiniz başka bir yapıysa, polis içindeki bir yapıysa. Bak siz Gezi'ye sonra geleceğim dediniz. Ben sorunuza cevap verdim. Yine geldiniz polisin sert müdahalesine. Çünkü müsaade etmiyorsunuz. Sizin ben oraya geldiğiniz soruları önce bence kaçırıyorum. İşkence diye bir vakıf kurulmak. Türkiye'de insanlar işkenceye sıtap. Polis devletine sıtap. Devlet hegemonyasına dur kim, demesi eğer lazım. Eğer hükümet kullanmıyorsa polisi kim kullanıyor şu anda? Bilmiyorum. Bunun cevabını siz vereceksiniz. Ben cevabı veya Türkiye'dekiler verecekler. Siz ben hiç, verebileceğim siz kadar şifreli bir şekilde verdim. Siz hiçbir örgüt içinde yer aldınız mı? Yok, ya da bir cemaat içinde yer aldınız mı? Hiçbir grup içinde yer almadım. Peki, ben bir yerlere... Sorulardan bir tanesi ben hazır Tanrı'dan başka kimseye biat etmeyi sevmiyorum. Ben tamam. Tanrı'dan başka kimseye biat etmiyorum. Onun için ben öyle kimsenin... Sizin hakkınızda bir soru var. Buyurun. Sadece bu soruya ben sormak istiyorum. Çünkü gerçekten bu konuda bilgim yok. Ama İsmail Ağa Camii dergahında yetiştirildiğiniz söyleniyor. Bunu Ulusal Kanal Aydınlık Gazetesi çıkardı. Ben dediğim gibi tasavvufu bir insanım. İnançlı bir insanım. Zamanında Türkiye'deyken de İsmail Ağa Camii'nin, Mahmut Hoca'nın Çarşamba'daki evet dergahına gittim, yetiştirilmedim. Kendisinin sohbetini dinlemişimdir. Kendisinin iki kere elini öpmek, kendisinin elini öptüm iki kere. Yine söylüyorum, geçen televizyonlarda da söyledim. Ben kendi dualarına mazhar olabiliyorsam ne âlâ. Ama ben Sayın Erbakan Hoca'nın da elini öptüm. Yine aynı şekilde Erbakan'a yapılmış 28 Şubat çok büyük bir kumpastır, bir oyundur. Ben kendisine saygı duyuyorum. Bu benim görüşümdür sadece. Yani Erbakan'ın son sanıyorum son röportajlarını izlemediniz. Yo, izlemedim. Sayın Rahmetli'nin son söylediği sözleri duymadınız yani. Herhalde. Yeni, benim için yeni, mi söyledi? Yeni oluşum hakkında. Yo, benim için mi söyledi? Yo, Türkiye'nin son hükümeti hakkında söylediği bazı önemli buna röportajlar verdi. Buna hükümet cevap verdi. Verecektir. Muhatap hükümet ben değilim. Bütün tezleri düşünmekleri. Siz de sonuçta ortaya bir tez atıyorsunuz. Düşüncenizi, tabii fikrinizi tez, söylüyorsunuz. Ama. Ne diyoruz? Fikir ve düşünce. Evet. Peki... Fethullah Gülen'le tanışıklığınız nasıl başladı? Hoca Efendi'yle bile bir tanışıklığım yok. Fotoğraf var, tanışıyorsunuz. Yani samimi bir ortamda, herkese açık olan bir ortamda, herkesin tokalaşmış olduğu bir ortamda ben de tokalaştım. Buna geçmişte kendisine cevap fikir verdim. Verdiniz mi ya yok, da fikir aldınız mı? Yok, bu arada tokalaşmadım bile. Yani kendisinin olduğu bir alanda oldum. Peki kendisine ama hiç fikir verdiniz mi? Fikir bu, aldınız hayır, mı? Bunu daha önce de ben Ulusal Kanal'da bundan geçen aylarda konuştum. Hiçbir şey yoktur bu konuda. Yanındakileri tanır mısınız? Ya herkes gibi tanırım evet ama ben şunu da söyledim. Şimdi biliyorsunuz ki cemaattan, Hoca Efendi'nin yanından ayrılan geçmişte bir Nurettin Veren Bey vardı. En yakınımdaydı ve o şimdi işçi partilericilerle, Doğu Perinçekçilerle birlikte hareket ediyor. Ulusal Kanal'da dedim ki en yakın adam Nurettin Veren Bey'di. Ve yıllardır sizin yanınızda. Ona sorun Tuncay Güney Fethullah Hoca Efendi ile birlikte çalıştı mı diye. Çünkü en yakın adamıydı Nurettin Bey. Hoca Efendi'nin. Ben çalışmadım. Benim üzerimden neden cemaata o hizmette çalışan, temiz duygularla bir şeyler yapmaya çalışan, yani insanlara, öğretmenlere, belletmenlere neden böyle saldırılar yapıyorsunuz benimize? Bu benim hayatım. Ben belki de günahın kölesiyim. Önemli olan günahın kölesi olmamaktır. Ama benim üzerimden o insanlara da iftiralar veya işte Fethullahçılık yakıştırması, şucu bucu olması çok saçma. Eğer bakın mesele İslam meselesi ise ben her zaman söylemişimdir. Ben şucu ocu bucu demesinler. Eğer Müslüman olacaksam ve Müslümanım dersem bana Muhammedçi desinler. Ben niye şucu ocu bucu olayım? Ayrıca ben cemaatteki bütün o insanlara saygı duyuyorum. O belletmenlere, o öğretmen arkadaşlara ne kadar
şey olarak temiz duygularla çalışıyorlar. Ama sizce ne yapmaya çalışıyorlar? Beni bilemem orasını. Ben cemaatin içinde yer almadım. İmam hatiplerin içinde yer almadım. Mahmud Efendi'nin elini öptüm, vaazını dinledim. Ama Timur, rahmetli Timur Taş Hoca'nın da vaazına gitmiştim. Hiç etkilenmediniz mi? Etkilenmek başka bir şey. Of course etkilenirim tabii ki. Nasıl etkilendiniz? Mahmud Efendi'den de etkilendim ama. Onun huşusundan, tasavvufi dünyası, iç dünyamda huzura yönlendir tabii ki. Hoca Efendi'nin de vaazlarından etkilenmişimdir. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum ama ben cemaatin içinde bir fiil görev alıp öğretmenlik, belletmenlik veya bu hizmet hareketinde yer almadım ve bu insanlara benim üzerimden saldırı yapılması yanlış. Ben kendi bir dünyam var. Size hiç politikacı olma teklif edildi mi? Edecek misiniz? İkna edici olur muyum? Bu gidişle sizi hükümet alacak gibi görünüyor bu kadar konuştuktan sonra. Var mı böyle bir düşünce? Geldi mi böyle bir teklif? Yok, herhangi bir teklif gelmedi. Peki hiç pişmanlık yaşıyor musunuz geçmişe dair? En büyük pişmanlığınız nedir? Çünkü en büyük yaşadığınız olay sanıyorum Türkiye'den buraya gelmeniz. Türkiye'yi özlüyor musunuz? En çok özlediğim şey 13 yıldır. Neden gidemiyorsunuz 13 yıldır? Çünkü bu Türkiye'deki mahkeme olayları biliyorsunuz bekliyor. Yani Türkiye'de bir kaos ortamı var. Giderseniz ne olacak? Gözaltına alınırsınız. Gözaltına alınırsanız içeri atılırsınız. İçeri atılırsanız Kanada'daki haklarınızı kaybedersiniz. Peki kırmızı bütten çıkartılmadı hakkınızda? Yok, ya da ben sadece ilticacıyım zaten biliyorsunuz. Yani Birleşmiş Milletler İlticacılık Kanunu'na göre ülkeye gitmem için o Birleşmiş Milletler'in kağıdını imzalamam lazım. Ben ülkeye dönüyorum, bütün haklarımdan vazgeçiyorum diyerek. Bu da çok şey yani, ölüme kendi kendine gidiyorsunuz diye bir şeydir. Bunun için Türkiye'ye gitmeyi, ne zaman demokratik bir sistem olursa, demokratikleşme, bu ülkeler gibi özgürlüklerimizi yaşayabilir isek, işte o zaman döneceğim tabii ki. Peki yaşadığınız en büyük pişmanlık nedir? Geçmişteki Türkiye'deki yaptıklarınızı göz önüne alarak, Ergenekon davasında var mı yaşadığınız bir pişmanlık? Keşke şöyle değil de böyle olsaydı dediğiniz. Ben egoları güçlü bir adamım. Egonuza yenildiğiniz yer neresi oldu? Sadece annem. Anneniz Türkiye'de hala. Siz özü göremiyor. Evet, ve beni 13 yıldır göremiyor. Benim sadece önünde eğildiğim, sadece annemin şefkatle ona sarılamamak. Bunun dışında beni eğen herhangi bir şey yoktur. Hiçbir pişmanlık yok mu? Keşke şunu şöyle olsaydı, bunu böyle yapmasaydım. Şu olaydan pişmanlık duydum dediğiniz. Çünkü geçmişteki yaşadıklarınızdan yaşadığınız acılar da var. Keşke tabii ki ülkemde devlet baba şefkati değil de ana şefkatiyle hepimizi kucaklasaydı da biz de buralara gurbete gelmeseydik. Keşke bizim ülkelerimizde de özgüven olsaydı da gelmeseydik. Peki Türkiye hükümete bir mektup yazdınız mı ya da bir başvuruda bulundunuz mu bu konuyla ilgili? Hiçbir başvuru. Bir güvence istediniz mi onlardan? Hiçbir ilişkim ne hükümet yetkilileriyle, ne savcılık, ne mahkeme, bu 13 yıl içinde hiçbir resmi makamla veya gayri resmi makamla hiçbir irtibatım, ilişkim, telefon konuşmam dahi olmamıştır. Belgesi varsa herkes çıkartabilir. Öyle hiçbir işbirliğim olmamıştır. Evet. Peki yavaş yavaş sonuna geldik. Bir soru daha soracağım size. Sonuna gelemiyorsunuz. Bakın soruyorsunuz. O kadar çok ki. Bir soru daha. Son soru. Şimdi Tuncay Güney ne yapıyor? Hayatını nasıl kazanıyor? Bunu biraz kazanıyor, önce sormuşlardı değil mi? Nasıl yaşıyor? Ve gündelik hayatında neler yapıyor? Türkiye'deki siyasi takip ediyor dediniz. Gazetelerden bakıyorum ama bazı soruları da veremiyorsunuz. Sabahları şöyle. Sabahları kahve içerken kalktığımda yarım saat içinde bütün gazeteleri okuyorum. Hangi gazeteler okuyorsunuz? Hepsini. Marjinal gazeteleri daha çok seviyorum. Bütün gazeteleri okuyorum. Yarım saat içinde. Yarım saat içinde. Özellikle o büyük köşe yazarlarına ne kadar para veriyorlar çok merak ediyorum. Zaten Türkiye'de başbakan olmasa yazacak bir şey de yok. Yani dese ki başbakan, ben ceketimi şuraya bıraktım gidiyorum. İki hafta tatildeyim, gazeteler boş çıkar, ben size söyleyeyim. Gündemi o belirliyor çünkü. Gazetecilerde bir şey yok ki, patanaj yapıyorlar yerlerinde. Size akademik kitaplar yapan eskisi gibi bir gazeteci ağabeylerimiz falan yok. Kimdi sizin ekol gazeteciniz? Öyle birisi söyleyemem ama ben bütün gazetecileri... Mesela kimdi? Çok marjinaller de var. Yani sevdiğim marjinal gazeteciler de var. Mesela kimdi? Geçmişte örnek gösterdi. Dış haberlerde falan. Çalışmadım. Yazılardan okuduğum. Şimdi ayrımcılık yapmak ya da polemiğe çekmek istemiyorum. Yani Çetin Emekçi mi?
Toktamış. Çetin Altan'ı da okurum mesela. Çetin Altan'ı da okurum. Mehmet Altan, Ahmet Altan'ı hakikaten çok severim. İkinci Cumhuriyet meselesiydi. Geçmişte onlarınki. Ama marjinal gruplarda sevmiş olduğum insanlar da vardır. İslami camiada yine Emre Şenlikoğlu gibi. Uğur Mumcu'yu nasıl buluyordunuz? Ben kitaplarını çok severim ama ben o zaman çocuktum. Gazeteciliğe başlamamıştım yani şey olarak. Ama kitaplarının bizi ne kadar aydınlattığını gördük. Yani böyle kitapları şimdi bulamıyorsunuz işin aslına bakarsanız. Evet. Onları şey yapıyorum ama ben Uğur Mumcu'yu desteklerken yani birileri gibi böyle kutuplaşarak, marjinalleşerek değil, onun emeğine saygı duyuyorum yani. Böyle destekliyorum kendisini. Aziz Nesin'in de çok sevdiğim kitapları vardı ve okurum. Dış haberlerde marjinal birçok kimseler vardır mesela, ya da iç haberlerde onların terimini veya karikatürlerde. Bazen yazılarla anlatamadığınız karikatür dergileri vardır. Yeni Harman dergisini okurum mesela. Gırgır da oydu buydu. Çok severim karikatürleri ayrıca. Hayatın da bir karikatürden ibaret olduğunu düşünüyorum. Bir oy, hayatın da bir oyundan olduğunu düşünüyorum. Ve neşeli olmak gerekiyor diye bakıyorum. Onun için ben medyayı o kadar çok ciddiye almıyorum. Yani Türkiye'de medya çok ciddiye alıyor ve özgürlükleri var sizi yani. Sizi de popüler yapan medya oldu ama bir anlamda. Keşke yapmasalardı da kendi halimde geçseydim. Herkes resim çekinmek istiyor yani, bundan da rahatsız oluyorum. Ama siz yakalandınız önce değil mi? 2001 yılında bir olaydı. Ama 2001 yılında kimsenin haberi yoktu ki. Sadece high class, yüksek devlet vardı haberi. Sonra ben Amerika'ya geldim. Operasyon 2007'de başladı. Asıl soru ne biliyor musunuz? Hiçbir kimse bu yüzün üzerine, eğer bu işin üzerine düşerlerse zaten pamuk ipliği gibi gerisi gelecek. 2001'de bu adam yakalandı, Tuncay Güney. 2007'de neden operasyon başladı? Bu 7 yılda Avrupa'da, Middle East'te, Orta Doğu'da ve Kuzey Amerika'da ve Şangay Beşlisi'nde ne değişti? Dengeler neden değişti? Bunlar Amerikancı değil miydi askerler? 80 yıldır. Ne değişti dengeler? Siz bütün faturayı hükümete Amerikan, hayır şimdi Amerikancı ya, olsa peki hükümeti şey, yıkmıyoruz. Ben diyorum ki bak, ama 2001'de ben yakalandım. Çok anlaşmalar yapıldı. 2001'de yakalandım. Neden son dönemlerde 2001'de yapıldı o zaman yakalandım. Anlaşmalar? Ben diyorum ki anlaşmalar içeriğin tuzu biberi. Ben diyorum ki bakın, 2001'de ben yakalandım değil mi Türkiye'de? Hı hı. 2007'de operasyon başladı değil mi? 7 yılda ne dengeler değişti? Niye 2003'te başlamadı? Rota ne oldu? Halkın bir şeyi bilmediği kalp atışları belki değişti. Belki de hükümetin olgunlaşması beklendi. 2007'de stoptu. Bu hükümetin olgunlaşması beklendi. Çünkü bekleyen anlaşmalar bakın, vardı. Ve global bakmamız lazım. Tek bir gözlük takarsak ve o gözlükle dünyaya bakarsak olmaz. Peki kalkıyorsunuz, okuyorsunuz gazeteleri. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ondan sonra schedule'ıma bakıyorum. Planlarımda bugün ne görüşmelerim var, ne çalışmalarım var, kime ne ders vereceğiz, hangi kitabı okumamız lazım. Onlar üzerine arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle, şunlarla bunlarla oturuyoruz. Çalışmamızı yapıyoruz. Ondan sonra 4'te 5'te işim biterse işte gider kahve içerim. Ya sizinle, arkadaşımla buluşurum. Bu Kanada'da olan bir şey. Gider window shopping yaparım. Ben göz alışverişim. Nerede ucuz mal var onları severim. Kaliteli olacak ama indirimler nerede? Ne alıyorsunuz? Bütün kıyafet mi seviyorsunuz? Ya severim giyinmeyi. Yani hı-hı, elbise, kumaş. Kumaşa baktığında stresinizi biliyorsunuz alır şey olarak. Ya da yeşil çimene bastığınızda. Çünkü dünyamız elektrikle dolu. Bunlara çok dikkat ederim. Ben Başak Burcu'yum. Çok pikiyim ayrıca. Bunlara bakarım. Bir arkadaşımla sohbet ederim. Onun dışında bir sürü çalışmalarım vardır. Dediğim gibi finans üzerine ilgileniyorum. Yani bu bakkal dükkanı gibi bankacılık nedir bu mesele? Bunlarla çok ilgileniyorum yani. Bunun üzerine bir haftada bir kere bir ekonomistle buluşuyorsam onunla oturup konuşurum, şey yaparım. Dediğim gibi yine dini sohbetlerim olur arkadaşlarımla veya diğer öğrencilerle, şunlarla bunlarla. Haftada bir kere, yok Türklerden kimse şimdi. Haftada bir kere filme giderim. Yani film izlerim. Hı hı. Ve mutlaka her hafta bir kere de ayrıca evde belgesel, dokümenteri izlerim. Yani biyoloji üzerine, fizik üzerine, şu bu üzerine. Peki, hayatım böyle çok aslında çok natürel geçiyor. Yani böyle şey yok yani, gizemli ya da böyle James Bond gibi action filmlerindeki gibi bir hayatım yok yani. Peki, çok gayet natürel. Tarhana çorbasını özlemişimdir, yapamıyorum mesela. Yaprak dolmasını yemeyi özlemişimdir, yapamıyorum. Özlem çektiğim şeyler işte benim bunlar. Yani natürel sizin gibi bir hayatım var. Ben gece kondudan gelmiş bir insanım. O komşularımı özledim. Peki neyle geçiniyorsunuz?
Errisk Allah, Allah rızıklandı. Ama gerçekten soru ama nereden geliyor size, rızık? Yani nasıl bunlar özel sorulardır. Ben de size biraz önce söyledim. Bankaya para mı koydunuz? Faizini mi yiyorsunuz? No. Bu ülkelerde faiz vermiyorlar biliyorsunuz. Evet, ders faiz olayı yok burada. Ders, faiz yok. Evet, parayla yani, oynayabilirsiniz borsada. Yok, benim öyle bir bilmiyorum ya oynamayı da. Ayrıca anlattığım gibi ben ekonomi üzerine sadece çalışıyorum. Ama yani uçak biletine ama kadar param yok yani şey olarak. Öyle sizin dediğiniz gibi bir kenarda milyon dolarlarım ve onlarla borsa da oynuyorum, böyle bir şeyim yok. Zaten oynamayı da bir ben matematikçi değilim ayrıca, sosyal bir adamım. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Dediğim gibi siz nasıl geçiniyorsanız ben de aynısını geçiniyorum. Hadi, iş şeyi sizin nedir? Sizin zengin bir sevgiliniz mi? Hayır, ben çalışıyorum. Ben tamam. Emekçiyim. Ben de halkçı emekçiyim, çalışıyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Ama özel bir sorular sormanız bunlara. Gerçekten nerede çalışıyorsunuz? Benim bir tane bir altın bir şeyim yok, öyle künyem yok boynumda, kolumda. Siz benim zengin olduğumu nereden çıkardınız? Ama bir tane altın külliye ya da boynunuzdakilerle zenginlik olmuyor. Bunları toplasanız benim en onun fazla bile 5 yok. Bin dolar, 3 bin dolar yapar. Benim bu yok, şey onun yani. Bile yok yani, emin olabilirim. Belki de altını sevmiyorsunuz, severseniz alırsınız tabii ki. Bu yok, çok gerçekten normal bir şey. Almıyorum. Ama dediğim gibi bazı şeyler bana kalmalı. Öyle mi? Peki. Tabii ki. Peki. Ben sırlarımı paylaşmayı sevmiyorum. Ama birçok sırrınızı devletle paylaştınız. Aslında öyle bir şey yok. Devletle paylaştığınız öyle sırlar şey var. Yok. O sırlar doğru mu değil mi? İçeridekiler ne olacak? Onlar Tuncay Güney'in sırları değildi. Zaten devletin arşivleriydi. Tuncay Güney'in sırları değildi. Peki siz peki o zaman neden daha sonradan söylediklerinizi değiştirme gereği duydunuz? Ben söylediğin hiçbir şey doğru değiştirmedim değil. Ki. Kime değiştirdim? Ergenekon bir projeydi dediniz. Bitti. Ama ben dedim ki projeydi. Her şey hayat. Bakın burası da bir proje. Buraya gelirken bir plan proje yaptım. Dün akşamdan sizinle konuştuk. Randevumuza katılır mısın? Hay schedule'ıma baktım ben. Şu saatte gelebilirim dedim. Ona göre yola çıktım. Ona göre duşumu aldım. Ona göre kahvemi içtim. Ve hala kahvaltımı yapmadım ve siz de hiçbir şey ikram etmediniz kuru çaydan başka. Yok, börek yediniz. Azıcık o bir dilim bir börekti yani. Bunun dışında tıkanıp kalmayın bakın, diye bu bir, programda. Bu bir proje, merak etmeyin ben tıkanmam. Asıl Yahudisiz misiniz anlamadım, çok cimrisiniz yani. Eyvah. İşte bu da bir proje. Bu anlattığım da bir proje. Peki. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Programın sonuna gelip sizi daha fazla aç bırakmayalım o zaman. Bizi izleyen, bizi dinleyen ve izleyen herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Gayemiz onların kalplerini kırmak veya inciltmek değildi. Onların kalplerinde taht kurmak isterim. Ama herkesin fikir, ideolojik, mezhep, dini, her şeyine saygı duyuyorum. Fakat bu benim kendi dünyam. Yayındaki insanların anlayabiliyorum, dinleyenlerin birçok soruları olduğunu. Fakat bu sorulara hiçbir kimse net olarak cevap veremeyeceği gibi. Biz sadece burada sohbet ettik. Sadece lafladık. Bu konuşmamızı, tartışmamızı, fikir tartışmasında bulunmamızı, sizinle müzakeremizi, yanlış anlamamalarını ve sinirlenmemelerini, kendi dünyalarına devam etmelerini, okuyup çok daha iyi bir yerlere gelebilmelerini ve bu ülkelerde başarabilmelerini ve birbirlerine sıkı sıkı sarılmalarını onlardan İstiyorum ki iyi yerlerde olabilsinler kendileri. Biz bugün ne yaptık biliyor musunuz? Bir gün annem komşuya gitmişti. Eve geliyorum ben de. Baktım annem geliyor. Anne nereden geliyorsun dedim. Elif teyzene oturmaya gittim dedi. Bir gün sonra gördüm yine. Anne nereden geliyorsun dedim. Komşuya gittim dedi komşu. Ne yaptınız anne dedim. Lafladık dedi. Bizim milletimiz oturuyor ve laflıyor. Bugün biz de oturduk ve lafladık. Oturup ve laflamayalım. Artık üretelim. Diğer arkadaşlarımız bilgisayarlarında rezümeler hazırlasınlar kendi branşlarında, diğeri business İngiliz konusunda, diğeri başka bir business projesinde. Birbirimizle sürtüşmeden, birbirimizi destekleyerek, sen Mustafa Kemalci olarak, bir diğeri Komünist Partisi olarak el ele tutuşup bu ülkelerde bir yere gelebilirsiniz. Bir yere gelebilelim. Sen güçlü olursan ben güçlü olurum. Senin araban varsa benim arabam vardır zaten. Senin evin varsa benim evim vardır. Sen bir yere geleceksin, diğer kardeşimiz bir yere gelecek, o bir yere gelecek. Ondan sonra ne yapacaklar? Biz toplum olarak bir yere gelmiş olacağız. Biz artık yurt dışında o ülkelerin kültürlerine, her şeyine ayak uydurarak, yasalarına saygı duyarak ve bir yerlere gelebilelim. Bugünkü bu konuşmamızı bir saattir ya da iki saattir dinleyen arkadaşlar
Bütün her şeyi unutsunlar. Politikayla, dinle, bir şeylerle kafalarını değil. Kendi branşları üzerlerinde ilerlemeye başlasınlar. Evet. Bir dönem. Onlardan onlardan istediğim budur. Peki, biz burada lafladık ve oturduk. Sizinle laflamadım ben sadece. Yine de çok teşekkür sadece. Ediyorum ben teşekkür yayınınız ederim. İçin. Ben sizinle laflamadım. Ben sizi çok merak ettim. Çünkü gerçekten bir döneme damgasını vuracak bir isim oluyor. Önemli olun ya da olmayın ama bir dönemin gerçekten damganızı vurdunuz. Tarih Ergenekon yazacak mı diyorsunuz? Tarih sizi yazacak ama nasıl hatırlayacak, neler söyleyecek onu ileride göreceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Ergenekon bugün sizinle başladı. Ergenekon benimle başlamadı. Yine takılıyorsunuz sizinle ama başladı. Yayın bittiği için evet benden yeni bir şeyler alamayacaksınız. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Peki Amerikan Satası'nın sonuna geldik bu haftada. Ben yayında ve yapım demeye geçen tüm Radyo Türküm ailesine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Genel yönetmenimiz Bingül Sevimli'ye, genel koordinatör Tufan Sevimli'ye ve prodüktör Serhan Aydemir'e ayrıca teşekkürlerimi sunuyor. Haftaya yeniden yeni konuklarımla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve özgürce kalın efendim. Radyo Türk.